Delen bir çemberin boşluklarından ışık hüzmesi süzülüyor. Çarkın ortasında yazan Mint Made in Türkiye yazısı havalanıp yüzden önüne geçti. www.mint.com.tr Dünya Engelliler Vakfı resmi sponsoru. Engelli Dostu dizi 80'ler. Ahşap bir masanın üzerinde dantel bir örtü, çevirmeli eski bir telefon, kenarda bir müzik kaseti, birkaç kurumuş ağaç yaprağı, sağ alt köşede sarıya boyanmış, rakamlarla yazılıp altına harflerle sıralanmış 80'ler yazısı. Masanın üzerinde ilerleyen görüntü fotoğrafların üzerinde akıyor. Fotoğraflarda dizi karakterlerini ve altlarında isimlerini görüyoruz. Bu filmin betimlemesi TRT tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.seslibetimlemedernegi.com Fehmi Rasim Öztekin, Rukiye Özlem Türkat, Gülden Ayşe Tolga, Ahmet Şoray Uzun, Ergun Serhat Kılıç, Niyazi Vural Çelik, Nazlı Yasemin Conka, Çağatay İlker Ayrık, Pastacı Sami Berat Yenilmez, Elvan Begüm Öner, Şahin Ceyhun Fersoy, Sağcı Alper Osman Büyükercan, Solcu Nevzat Eray Yasin Işık, Las Komiser Onur Dilber, Selahattin Yasin Kaya, Bekçi Bekir Hacı Ali Konuk, Nurten Dolunay Donat, 46'lık Basri Mehmet Elmas, Fatoğan'a Suzan Kardeş, Butik Ali Hakan Bulut, Bakkal Mehmet Aydar Katila, Berber Recep Nejat Birecik, Belediye Başkanı Manav Mustafa Aşkın Şenol, Kahveci Mesut Necmi Yapıcı, Balıkçı İdris Tahsin Taşkın, Kasap Bahtiyar Faruk Sofuoğlu, Eski Muhtar Hasan Emin Gümüşkaya, Eski Belediye Başkanı Şinasi Atilla Arcan, Final Mix Orçun Çatar, Kurgu Cihan Güngören, Işık Şefi Şehmuz Gencan, Kostüm Tasarım ve Uygulama Özlem Çakır, Sanat Yönetmeni Cem Ülke İlker, Dekor Tasarım ve Uygulama Dilek Pınarcı Başak, Görüntü Yönetmeni Selçuk Ekmekçiler, Yapım Koordinatörü Arzu Tan, Genel Koordinatör Cesur Taş, Müzik Aydın Sarman, Burcu Güven, Senaryo Murat Aras, Birol Güren, Eray Yasin Işık, Yapımcı Birol Güven, Yönetmen Müfit Can Saçıntı. 120. Bölüm. Gündüz vakti, denizde bir yolcu vapuru, Gülden, Muzaffer ve Necla salondalar. Bayram tatiline ne dersiniz? Yani bak, cumadan çıkarız. Cumartesi, pazar, pazartesi de döneriz geriye. Ay, aslında çok güzel bir değişiklik olur. Yani ya benim için olmasa bile Ahmet için olur. Tabii. Yani bu yaz sıcağında çalışıp duruyor çocukcağız. Da, bilemedim anneciğim ya. Siz tamam diyorsanız benim için fark etmez. Yani. Gülden, 5 yıldızlı otel, havuzu da varmış. Ya evet. 5 yıldızlı. Anne çok pahalı olmasın bu otel? Aa yok canım, pahalı falan değil. Yani hani Şükran teyzem var ya benim Konken arkadaşım. Onun kocası orada genel müdürmüş. Dedi ki bayram tatilinde mutlaka bekliyoruz dedi. Aa iyi iyi. Ahmet çok sevinecek bu tatile. Ya Muzaffer. Hı. Yani diyorum ki otobüsle böyle 16 saat sürüyormuş. Çok uzun, uçakla mı gitsek ha? Çok rica ederim yani Necla'cığım, bir de uçak çıkartma. İşte otobüste hep beraber gideriz ya. Değil mi? Gideriz babacığım, sen merak etme. Ha. Peki, otur. Fehim baba, yani beni bilirsin. Yani sen benim çocukluğumu bilirsin, beni çok iyi tanırsın. Yani sana olan sevgimi, seni babamdan da öte saydığımı... Babamdan da öte saydığımı bilirsin. Dükkanda yalnız. Benim babanın eğitim ciddi. Yani ben artık Nazlı ile mutlu olmak, bir yuva kurmak istiyorum. Malum yani artık yaşımız da geldi. Yani ben artık evlenmek istiyorum ve müsaaden olursa Nazlı'yı Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... Ya hiç oldum bu babamın işi ya, bunu ben mi söyleyeceğim? Babamlar size gelecek diyeceğim ya. Babamlar size gelecek desem yeter. Eğer müsaadeniz de olursa... babamlar. Ergun ne haber? Ne haber? Ne yapayım sen ya? Ne yapayım ya? Ha? İyi misin? İyiyim ya. Böyle şarkı mırıldanıyorum. Yok, kendi kendine konuşuyordum bir oğlum. Hiç şarkı gibi değil dedim. Öyle bir şey yoktu yani. Yok ya, ne alakası var ya? Ama senin de amma keyfin yerinde. Hayırdır? Herhalde neşem yerinde olacak oğlum. Ne oluyor? Bayram geliyor. Allah Allah. Çocukken sevinirdik oğlum bayrama. Artık bize her gün bayram. Nesine seviniyorsun? Bayramda ne olur Erdem? Hadi bakalım. Hayırlısı ne olur? İnsanlar gezerler. Eşe dosta giderler. Büyüklere giderler. Ne bileyim. İşte ziyaretlere giderler. Neyle giderler? Neyle giderler? Taksiyle giderler. Şanzıman Ahmet'le giderler. Şanzıman Ahmet. Şanzıman olmadı değil mi? Aragaz Ahmet. Aragaz Ahmet. Olmadı oğlum bu ya.
Tamam tamam, idare et işte. Bu bayram müşteri dolacak ve ben para basacağım o takside, para. Hadi bakalım. İnşallah bu bayramdan sonra evin beyaz eşyalarını hallederim. Hadi bakalım, hadi. Allah hızını kesmesin. Amin. Dört ileri hiç geri. Bu bir oldu. Söyle, dört ileri hiç geri. Güzel oldu. Güzel oldu. Ben kaçtım. Topukla. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım. Eyvallah. Ahmet çıktı. Ergun gülümseyerek arkasından bakıyor. Ah ulan ah. Bir de biz sevinsek. Bayram çocuğu gibi. Bayramlıklarımızı bir giysek. Fehmi baba. Beni tanırsın. Beni tanırsın ne ya? Fehmi baba beni biliyorsun. Zaten biliyor adam. Aman Fehmi babadan yeri gidemiyorum ya. Daha baba diyemiyorum ki. Baba diyemiyorum. Öf, çok şükür sonunda bitti be. Şahin hortuma soktuğu külahı üflüyor ama sıkışmış. Ne yapıyorsun lan orada? Ya kuzen, dışarıda çocuklar ne güzel böyle birbirine püf 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 atıyorlar ya. Benimki neden olmuyor? Baksana bak, bak. Olmuyor baba. Oldu. Bıraktığı külahlar ortalığa saçılmış. Nasıl oldu? Olmaz oğlum onda. Boşu boşuna zorlama kendini. O şey, su hortumu. Kablo borusuyla yapılır o iş. Hadi ya. Pef oldum ya o zaman ya. Bu ne böyle? Ay, bu kağıtlar ne Şahin? Sen mi attın bunları ortaya? Hala, şey diyeceğim ya. Böyle kablo borusu var mı? Kablo da yok, boru da yok. Bu evde oyun oynamak da yok. Hadi onlar git dışarıda oyna çocuğum. Bu kağıtları da topla yerlerden. Aa. Tamam bana ya. Pef sana ya. Bir şey istiyorum ya. Gözünü seveyim ya. Tamam, topla evin içine. Bak, dünya tamam. Kadar işim var. Hadi. Tamam, tamam. Sen hiç merak etme. Hadi tamam, hadi. Hadi. Bir şey merak etme. Şş, kuzen ya. Aa. Bir şey söyleyeceğim. Ya bana yapar mısın ya? Bende para da var. Ha? Ne var? Para, param da var benim, tamam mı? Ben gider alırım. Yardım eder misin? Yapar mısın? Ya boru almakta bir dert yok ama işte esas pahalı olan bunun işçiliğinde. Yani iyi atış olsun diye iyi bir işçilik yapmak lazım. Ha. Ya kuzen sen hiç merak etme ya. Şey, bende para var. Haftalığımı ben yeni aldım. Yani kafan takılmasın hiç ona. İyi tamam, hadi sen git elektrik borusu al, kapının önünde buluşalım. Vallahi mi? Tamam lan yapalım. Yapacağım ama bak. Evet verdim. Tamam. Tamam. Kalem gibi gidecek. Vallahi mi? Ya Allah Allah. Tamam oldu. Çok heyecanlı, çok mutlu oldum şimdi. Hadi gidelim. Ya benim bir de olacak gibi çocuklar gibi. Evet. Tamam. Hadi tamam geliyorum. Şahin hızla ayakkabılarını giydi. Süper oldu ya. Çağatay yerinde oynayarak kutlama yapıyor. İyi doğru. La. Ay kime söylüyorum çocuk bunlar? Ne böyle Çağatay? Niye demiyorsun çocuk bunlar evde oynanmaz, çık dışarıda oyna diye? Ben niye söylüyorum ya? Ben annesi miyim şey? Hem sen halasısın. Ha. Sen halasısın lan ya, birazcık sözünü geçir, bir dile bir kaşlarını çat, bir aa de bir şey yap. Sen halasın hala. Halanın sözünü dinlemeyecek de kimin sözünü dinleyecek be? Her güzel sana da bir dalga geçecek. Bir şey çıktı, bir konu çıktı. Bana bak, bitti mi onlar? Bitti, çok şükür Allah. Ha, Çağatay, bir şu kırtasiye var ya bizim. Oradaki şeyden bir adamcağızdan tebrik kartı alsan, şimdi bayram geliyor. Yazalım, gönderelim, anca gider. Ben, ya onları ben yazmam, bak söyleyeyim. Ben mi yazacağım Çağatay? Ya sen mi yazacaksın, ben mi yazacağım meselesi değil ki anne. Evde iki tane üniversiteli var. Bütün yazma, çizme işlerini ben yapıyorum ya. Ay, tamam çocuğum. Tamam, ablanlar yardım ederler sana, tamam. Aa, o zaman olur. Tamam, al. Yeter mi bu? Ha yok, bu sene acayip pahalanmıştır şeyler. Tebrik kartları. Tabii canım. Geçen seneki hiç piyasa hiç şey değil yani. Hatta şunu sen al anne, bir dakika. Oğlum ekmek falan alacağım daha. Ekmek dünya alacağım da şey, tebrik kartı alacağız. Hangisi önemli? Tebrik kartı mı önemli, ekmek mi önemli anne? Tamam hadi, o yeter artık sen de. Aa, abarttın artık iyice ha. Tamam canım. Tabii ekmek olmazsa sofraya pasta koyarsın. Nazlı gittiği gönlünü Ergun'a tutmuş, neşeli gösteriyor. Kız bunu sen mi diktin? Evet. Beğendin mi? Kız beğenmez miyim? Ben senin bunu diken... Ay. Ellerine öbürüm kız. Kız ben senin emeklerine kurban olurum. Ben bunu kıyıp da giyemem ki. Ben bunu poster diye odaya asar bakarım. Ay. Ay ben düşündüm ki, dedim ki Ergun böyle renkli renkli şeyler giyiyor ya dedim. O yüzden dedim öyle bir şey dikeyim dedim yani. Güzel olmuş mu? Olmuş, olmuş. Çok güzel olmuş. Biraz... Gülleri biraz az olaymış. Ama çok beğendim. Yok, sen beğenmedin. Hayır, beğendim. Beğendim. Beğenmez olur muyum ya?
Yok yok, beğenmedin, anladım ben. Anladım ya ben. Nazlı canım, Allah Allah, her şeyi de anlıyorsun. Vallahi beğendim, ömür törpüm, çok beğendim ya. Yok hayır, eğer yani gerçekten beğenmediysen, yani ben diktim diye giyeceksen giyme yani boşuna. Gerçekten yani. Geri aldı. Ömür törpüm, yapma, versene şu gömleği, sevdim diyorum ya. Aa, ikna olmadıysan yanında giyeyim, dur giyeyim. Yok yok, tamam, hayır giyme. Ha? Tamam, ikna oldum, o zaman ben eve gidiyorum, görüşürüz, tamam mı? Yok yok, giyeyim ben, giyeyim. Hayır, dur, giyme. Ben giyeyim. Giyme, eve dur, gidiyorum. Dur, sen buradayken giyeyim. Eve gidiyorum. Dur. Eve mi gidiyorsun? Hı-hı. O zaman sonra giyeyim ben bunu. Tamam, o zaman ben eve gidiyorum, görüşürüz. Tamam o zaman, sen eve git, benden haber bekle. Babam bugün bizi öğrenecek, merak etme. Ergun, annem diyor ki, yani Ergun'a söyle diyor, öyle kafasına göre iş yapmasın diyor. Yani bu işin diyor bir usulü var falan diyor yani annem, öyle diyor. Usulsüz iş yapmıyorum, kafama göre de iş yapmıyorum. Ben gideceğim diyeceğim ki, babacığım niyetim ciddi, başkasından duyacağına benden duy diyeceğim. Ya Ergun ya, yani kafana taktığın her şeyi böyle yapmak zorunda mısın? Evet, yapmak zorundayım. Seni kafama takmasam koluma nasıl takacağım? Kafama takmasaydım bu kadar yıl nasıl dayanacaktım ben? Tamam. Taktım kafama. Tamam, o zaman... Kafayı sana taktım ben. Tamam, o zaman... O zaman sen gömleği giymeden ben gidiyorum, tamam mı? Ben bence gidince de, giy. Bence de gidince giyeyim. Gidince giy sen. Tamam o zaman. O zaman görüşürüz. O çanta niye salladın? Hadi hoşçakal. Nazlı gidince Ergun, pelerin gibi omuzlarına attığı gömleği eline aldı. Bakıyor. Ya biraz gülleri fazla bunun ya. Ama olsun. Yakasından tutup baktığı gömleği iki kere öptü. Düzgünce önündeki tezgaha serdi. Ne dersin Ahmetciğim? Bize de güzel bir değişiklik olur. Tabii. İyi olur da olmasına. Şimdi pahalı değil midir o otel? Ay yok değil, şey, annemin kongen arkadaşının kocası o otelde müdürmüş. Bizden çok cüzi bir ücret alacaklar hayatım. Ay vallahi evladım, bir daha böyle bir otelde asla tatil yapamazsınız. Niye efendim, oteli mi yıkıyorlar? Ya parasıyla değil mi sonuçta, hani ne zaman istersek gider yaparız tatilimizi. Aman canım, tatil olup da ya işte birkaç gün gider kafamızı dağıtırız çocuklar, o yani. Ne diyorsun sevgilim? Olur. Olur tabii. Yani. Güzel. Harika. Ahmet buruk gülümserken Gülden sevinçle gülümsüyor. Karako. Selahattin. 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 Ne yapıyorsun? Sepet kafalı şey. İyiyim başkomiserim. Hayırdır, yüzünüzde güller açıyor. Atacak tabii. Sonunda ilçeden direkçiye cevap geldi. Karakola resmi araç yolluyorlar. Ne diyorsunuz başkomiserim ya? Bu resmen bir devrim. He? Devrim? Ne biçim konuşuyorsun öyle? Devrimli mevrimli nasıl konuşuyorsun ya? Kusura bakmayın başkomiserim ya. Ağız alışkanlığı işte. Nereden alıştı ağzına devrim? Ya iki gündür devrimci bilmem ne dosyasıyla ilgili firarileri araştırıyorum başkomiserim. O yüzden ağzım alışmış. Ha, araç geliyor ya. Araç geliyor. Sonra da karakolumuzun resmi bir aracı oldu senin hadi. O artık sizin resmi makam aracınız sayılır başkomiserim. Ha, değil mi? Tabii öyle başkomiserim. İstediğinizi yapabilirsiniz. Kim karışabilir ki? Olur mu öyle Selahattin, olur mu ya? Devletin aracı o. Bana memleketten babam göndermedi ki onu, devlet gönderdi. Devletin işlerine bakacağız işte. Ha. İyi oldu ama ya, öyle olay yerine koşarak gitmek ne demek ya? Ona da dedi, biz gidene kadar failler kaçıyordu. Aynen öyle başkomiserim vallahi. Aynen öyle tabii. Söyle Yusuf'a gitsin, ilçeden alsın gelsin aracı. Haydi. Emredersiniz başkomiserim. Haydi bakalım. Ben hemen gidiyorum. Emredersiniz başkomiserimmiş. Emrederim tabii, git haydi. Emredeceğim tabii, ne yapayım, yalvarayım mı sana ya? Emredersin. Emrederim. Çocuklar sokakta plan savaşı yapıyorlar. Ergun gömleği giymiş. Oğlum her tarafı kağıt ettiniz lan. Dükkanın önü kağıt doldu. Şşş! Alo! Hello! Kime diyorum ya? Başka yerde oynayın. Haytalara bak ya. Çocuklar kaçtılar. Sokağa giren mahalle sakini Ali yanındaki arkadaşını dürtüp Ergun'u gösterdi. Gülerek selam verip yanından Allah geçtiler. Allah. Ne var bununla gülecek, ben anlamadım. Dilek sargılı bileğiyle apartmandan çıktı. Oo Dilekciğim, nasıl oldu bileğin? Vallahi dün akşam bayağı bir ağrıdı ama bugün biraz daha iyi. Ama siz onu sıktınız mı acaba? Dur bakayım. Siz bunu çok sıkmışsınız ya. Burada kan dolaşımı durursa iyileşmez. Bunu böyle gevşek bırakacaksın. Ani hareketleri engellesin diye. Hikmi onları seyrediyor. Tamam mı? Ergun abi, gömleğin de çok güzelmiş. Vallahi mi? Vallahi çok yakışmış. Sağ ol kız. O senin güzelliğin. Fıstık. Teşekkür ederim. Hadi iyi günler. Rica ederim. Hadi güle güle canım. Dilek gitti. Fehmi işkillenmiş. Merhaba. Fehmi baba. Nasılsınız?
Ergun, ben iyiyim ya. Oho. O gömlek ne öyle ya? niye öyle dediniz Fehmi baba? Yakışmamış mı? Yok yok, sana çok yakışmış. Sana çok yakışmış da... Yani... Esnaf olarak düşündüğünde... Nasıl durur bilemem yani. Bunun erkekler için olanı falan var mıymış ya? Hiçbir şey anlamadım vallahi Fehmi baba. Boş ver, boş ver. Anlama ya. Takma kafana. Hadi eyvallah. Şey... Fehmi apartmana girdi. Allah Allah, konuşacağımı belli mi edemiyorum? Bir, kendimi şey yapamadım mı? Hiç durmadı gitti ya. Argun gömleğe bakarak dükkana yöneldi. Nesi var gömleğin? Anlamadım ya. Pembe gömleğin içinde mavili sarılı kocaman güllerle lacivert domurcuklar var. Beyazlı kahvede bir star edasıyla bir şeyler karalıyor. Başında. Hey Refik! İmzamı gören şanslı insanlardan birisin. Sen niye Zevi? Neyse, hepsini al. Al bakalım. Kaçalım. Refik ver, ver şunu bakayım, ver. Mesut adisyonu aldı, bakıyor. Oğlum Niyazi, bak bu borçlarını ödemezsen var ya, seni hayattayken gören son şanslı kişi ben olacağım ha. Borç 255 lira. Aşk olsun ha. Vallahi aşk olsun. Biz ortak değil miyiz ya? Beraber orta oyun oynamadık mı? Sen de çaylardan voleyi vurmadın mı? Birader. Elsi, artık bizim payımızı da verirsin değil mi? Yani. Oğlum sana imkan verdik ya. Daha ne istiyorsun ya? Hem senin kârından çok zararın dokundu be oğlum. 10 bardak çay sattırdın, 20 tane bardak kırdın. Bir de utanmadan pay istiyor ya. Aa. Aşk olsun, aşk olsun. Bari bunu yazma ya. Bak 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 bak. Hareketlere bak, hareketlere. İçim yandı valla. Adamı tilt ediyorsun ya. Yaz oğlum yaz, ayrını da yaz. Bir daha seninle oynarsam var ya, iki olsun. Asla seninle beraber sahneye çıkmayacağım. Oh. İstiyor mu bir tane de elli, ha? Bir de limonata iç. Yok yok, ayran seni aksın. Hep öyle diyorsun ya. Kaysın. Ya başkanım, senin kulaklarıma inanır. Duyduğum doğru mu? Yani bizim karakolun arabası mı olacak şimdi? Evet Ecir, evet. Yusuf'a haber verdim, yolladım. Gitti, arabayı alıp gelecek. Ya başkomiserim, Allah bu devletten razı olsun. Bak, bizim karakola araba verdi, gördün? Aynen öyle Bekir ya. Allah devletimize zeval vermesin. Ya başkomiserim, bir işimiz olur, araba lazım olur. Yok ilçe emniyetinden araba iste, yok diller. O olmadı, bak Samavi'den iste, ona alacak. Bak, gördün ne kadar güzel. Artık hiç gerek kalmadı. Niye? Niye? Başkomiserim niye? Niye? Çünkü artık karakolumuzun arabası var. Başkomiserim hani bana de araba lazım olduğu zaman alıp götürüp getirebilirim, öyle değil. Tabii Bekir. Tabii alıp götürebilirsin. Hatta geri getirmene de gerek yok. Akşam eve götürürsün, çoluk çocuk binersin işte. Allah'ın seni hak etler mi? Allah razı olsun sizden ya. Yani hakikaten eve götürebilir miyim? Yani ben de kalabilir miyim? Evet dedim Bekir ya. Al arabayı götür çocuğum, çoluk çocuk. Binin işte arabaya. Araba senin Bekir ya. Allah razı olsun. Ya Bekir saçmalama ya, saçmalama. Saçma sapan sorular soruyorsun bana. Olur mu öyle şey? Olur mu öyle şey ya? Başkomiserim, ama arada bir pikniğe gideriz değil mi? Gideriz herhalde, gideriz tabii. Pikniğe gideriz, sirenleri yaka yaka pikniğe gideriz. Sirenleri yaka yaka mangal yakarız. Eğleniriz, piknik yaparız işte. Vallahi ne güzel olur başkomiserim ya. Siz, ben, Yusuf, Bekir hep beraber toplanır gideriz ya. Evet. Ya siz bilerek mi yapıyorsunuz şimdi? Ciddi söylüyorum ben. Bilerek mi yapıyorsunuz ya? Bu kadar revizyoncilik olur mu ya? Bu kadar boş konuşmak olabilir mi hiç ya? Hı? Bu nedir ya? Devletin oynaması bu ya. Devletin üzerine zimmetli ya. Saçma sapan sorular. Pikniğe mi gitmek istiyorsun? İyi olur. Güzel olur. Allah Allah. Mangal. Biraz kafamız dağılır diye. Karakolun arabasını. Sirenleri yakaya. Güzel olur mu? İyi olur. Ne güzel olur. Valla. Bakarız bakarız. Bir şey olur yani. Saçmalama, öyle şey olmaz. Öyle şey olmaz. Tamam tamam tamam, düşünürüz. Hadi işinize bakalım. Çık dışarı ya. Çık dışarı. Çık. Benim de kafam karıştırıyor. Çık dışarı Bekir. Pikniğe gitmek bu iş. Sen de çık dışarı. Çık. Gözüm görmesin seni ya. Kafam karıştı benim. Otel Antalya'daymış ve 5 yıldızlıymış. Yepyeni bir otel. Ay ne kadar güzel. Evet.
Arife günü çıkarız diye düşündük değil mi? Bayram sonunda da geliriz. Peki otobüsle mi gideceksiniz? Yani uçak pahalı olur herhalde. Herhalde otobüsle gideriz biz. Tabii size sormadan böyle bir karar aldık ama... Abi sen ne soracaksınız? Ne gerek var ya? Böyle bir şey sorulur. Koskoca insanlarsınız. Yani bayramı nasıl geçireceğinizi bize mi soracaksınız? Olmaz öyle şey. Biz size mi söyleyeceğiz? Bayramı şöyle geçin. Olacak iş değil ya. İşte bak yeni yeni icatlar çıkarmışsınız. Gidersiniz, tatilinizi yaparsınız, gelirsiniz. Biz de burada bekleriz. Yavaş yavaş demek bunlara alışmamız gerekiyor ya. Yani bize soracak haliniz yok ya. İyi iş yapmışsınız, iyi iş. Çok güzel. Rukiye buruk oturuyor. Fehmi ayaklandı. Nereye Fehmi'ciğim? Biraz gidip yatacağım Rukiye. Ellerini arkasına kavuşturdu, gidiyor. Evet, evet. Ay, valizlerimizi de yapacağız. Çok da güzelmiş hava. Ya. Evet, evet. Ne güzel. Rukiye Ahmet'e sitemle bakıp gülümsedi. Ahmet çaresiz. Çağatay namlu ile cephanelik ekleyerek boruyu tüfeğe benzetmiş. Şahin külah hazırlıyor. Ne güzel yaptın ya. Herhalde oğlum bunun asıl marifeti işçilikte. Pahalı kısmı işçiliği. Süper olmamış mı? Bak en az 20 metre mesafesi var bunun menzil. Vurdu laps diye 20 metre. Boruyu verdi, çocuklar geri gelmişler. Bir bakayım, deneyeyim bakayım. Külah pek uzaklaşmadı. Benimki niye olmuyor ya? Ya gazete kağıdından olmaz ki. Ver bakayım. Gazete kağıdıyla... Alo dikkat! Gazete kağıdıyla olmaz. Beyaz böyle yağlı kağıttan yapacaksın. Onları şöyle daha ince keseceksin. Bak sen gör o zaman mermiyi. Ha. O zaman ben bir eve bir bakayım ya. Haydi. Tamam. Şahin apartmana girdi. Çağatay elleri belinde dikildiği sırada Kader sokağa girdi. Kader! Ne haber Çağatay? İyi. Senden ne haber? İyi. İyi. Sen seslendin. Ya ben seslendim. Ya... Cebinden kartpostal çıkarttı. Sana bunları vereyim mi? Sana ne? Tebrik kartı. Tebrik kartı mı? Ha. Bayramda sevdiklerine veririz. Ben öyle yap. Yani öyle yapacağım. Tebrik kartı şey yapılır ya. İyi, teşekkür ederim. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Külah saçına saplandı. Alo, yukarı yatmak yok. Belden aşağı çalışıyor millet. Gençler. Ergun kahveden huzur apartmanını gözetiyor. Mesut yanı başındaki Alper'e bir bakış atıp... Ergun, ne yapıyorsun bileler? İyidir Mesut, senden. Eyvallah. Mesut'la Alper aralarında bakışıp gömleğe gülüyorlar. Ergun bu gömlek ne ayak ya? Ne demek ne ayak ya? Ne var, ne var ki anlamadım. Ne bileyim oğlum yani. Bir tuhaf ya yani. Bir tuhaf geldi bana ne bileyim rengi mengi. Desenli meselini. Şey gibi ya. Neydi ya? Babaannemin etekliği gibi. Yok Ergun abi yanlış anlama. Sen seversin gerçi böyle renkli şeyleri. Seviyorum ben renkli şeyleri. Seviyorum. Normalde siyah mı giyiyorum sanki? Sakalını yoldurtma bana Alper ya. Allah Allah kafam meşgul zaten. Nesi var gömleğin anlamadım ben yani. Dur oğlum tamam hemen tam olma ya. Allah Allah şimdi biz gömleğe kötü demedik yani değil mi? Kötü demedik yani. Değil zaten. Ama ben giymem. Ben giymem yani böyle bir gömlek. Ben giymem ya. Erkek adam böyle gömlek giymez ya. Ben giyiyorum ya. Abuk sabuk konuşma ya. Ben giyiyorum. Tamam ya sen giy ya. Ama ben giymem yani. Yıldız bana mesela bir gömlek dikti. Ergun bak bak. Bir gömlek dikti. Göreceksin var ya böyle düz renkten. Jilet gibi de dikmiş. Namussuz. Tam bayramlık ha. Ben bayramda giyeceğim. Giy abicim sen giy. Giy sen güle güle giy. Giy sen gömleğini giy ya. Benim gömleğimi bana bırakın ya. Allah Allah. Hayırdır ya sen birini mi bekliyorsun? Vallahi göreceğiz işte hayırlı mı değil mi? Göreceğiz. İyiyim hadi. Hayırlısı olur inşallah. Niyazi Plak misafir. Hayır. Ve Ergun Plak. Yan yana gelmemesi gereken iki kelime. Gerçek mi bu ya? Şşş. Öndeki samanını ye sen. Herkesin arpasına burnunu sokma oğlum. Hadi koçum.
Niyazi. Ya Niyazi, oğlum sen önüne baksana ya. Ne laf atıyorsun buraya ya? Selamlar. Oo, aleykümselam. Aleykümselam Nevzat. Üstü abi, dün gece ne güzel oynadınız ya Niyazi abiyle. Eyvallah. Tebrik ederim abi. Eyvallah, kıyaktı değil mi lan? Abi çok güzeldi, çok eğlendik ya. Sağ ol Nevzat'cığım. Teşekkür ederim. Sanat ve sanatçıdan anlayan insanlar kendini belli ediyorlar. Niye sürekli boğazı iple sıkılmış gibi konuşuyor ya? Ne diyorsun lan? Sen misin lan sanatçı? Ha? Şişt. Benim koçum, benim, evlerim mi? Koçum, bak yine koçumlara moçumlara girdik sanatçı. Mesut ya, çok ayıpladım seni ya. Aa, niye ya? Vallahi çok ayıpladım ya. Fehmi baba mahallede ayı ve benzerlerinin oynatılmasını yasaklamadı mı ya? Evet. E sen kahvede balina mı istiyorsun? Biliyor mu ya? Utanmasan bilet keseceksin ya. Vallahi bir burnunda halkası eksik ha. Topa mopa çıkıyor mu acaba bunlar suda ya? Çok komik, çok komik. Vallahi çok komik ya. O kadar komiksin ki. Sen sahneye çıksana. Ya herkese çok özür dilerim. Dün akşamki kahkaha tufanından sonra bugün böyle çınar altında sinirsiz esprileri kimse beklemiyordu. Şuradan bir ayrı versene Refik. Çek ipini Refik, çek ipini, çek ipini. Refik yazmayı unutma oğlum. Niyazi Haşim ve Mesut'a döndü. Şahin dolapları karıştırırken Rukiye merakla salona girdi. Yok ya, hiçbir yerde bir olmaz. Şahin ne yapıyorsun? Bir insanın evinde bu olmaz. Şahin! Kafayı yiyeceğim ben. Ne yapıyorsun? Ya şey ya. Yağlı kağıt arıyorum hala. Yağlı kağıt mı? Ne yapacaksın yağlı kağıt? Ya işte böyle böyle mermi. Böyle hışt. Sonra... Ben seni vururum. Hayır, hayır. Neden? Gözüme bak, hayır. Hayır dedim. Bakmayacağım ya. Yağlı kağıt mı? Yok evde yağlı kağıt. Öyle şeyler dışarıda oynayacaksın. Onları daha yeni toparladım ben ortalığı. Dışarıda oynayacaksın onları. Bak, enişten uyuyor. Ben de bağırtıyorsun burada. Allah bile uyanırsa çok fena olur. Bak. Ya tamam hala, yap sana. Tamam diyorum ya. Oraları bak, kızarım. Tamam, karıştı. Kızarım. Tamam hala, tamam ya. Hadi sen git oğlum, git git. Yeter oğlum. Vergi iade fişleri. Bunlar olur mu acaba? İçlerinden birini aldı, kıvırıyor. İpincecik oluyor. Tamam, ben bunu beğendim ya. Vallahi beğendim, yaparım ben bunu. Masadaki işleri toplayıp vergi iade zarfına koydu. Yere düşeni de zarfa koyup masaya bıraktı, boruyu aldı. Koşarak portmantoya geldi, ayakkabıları giyiyor. Niyazi konuşmaları dikkat kesildi. Sana bir film soracağım abi, bulabilir misin ya? Bak ya, bak ya. İçinde Ergun Plak geçen bir cümlenin sonuna bulabilir misin deyip soru işareti koyuyor ya. Ya bulamama ihtimalim olabilir mi oğlum? Oğlum ben bulamıyorsam o müzik daha bestelenmemiştir. Ben tedarik edemediysem filmi daha çekmemişlerdir. Koçum hangisi söyle bakalım. Abi Erden Kral'ın Hakkari'de Bir Mevsim diye bir filmi var. Gence Erkal, Erkan Yücel falan oynuyor. Bulabilir misin o filmi? Bir dakika ya, bu filmi nereden hatırlıyorum ben? Abi geçen sene işte Berlin'de ödül verdiler ya Gümüşay'ı. Aa tamam tamam, bildim. Şu yasaklı film. Aynen, bulur musun abi? Bulabilir misin? Ya Nevzat'ım bulurum tabii bulmasına da. Yani biliyorsun ben dükkanda pek öyle şeyler bulundurmuyorum. Ya kendinin de benim de başımı belaya sokacaksın ha durduk yere. Evet kardeşim, adam doğru söylüyor. Güzel güzel namusuyla çalışan adam başını belaya sokacaksın. Adamı niye bulaştırıyorsun kanunsuz işlere? Estağfurullah canım, öyle değil de. Ya bir dakika ya. Abi niye başı belaya girsin? Siz filmi biliyor musunuz? Bizim öyle şeylerle işimiz olmaz zaten kardeşim. Allah Allah. Oğlum öyle şeyler dediğim bomba ya da silah değil ya. Sinema filmi abicim. Hakkari'de bir öğretmenin tayini çıkıyor, gidiyor. Bir kış mevsimi yaşıyor abi orada. Orada çektiği zorlukları anlatıyor. Ne var yani şimdi bu filmde yasaklanacak? Ben onu anlamıyorum ya. Al işte, kendi ağzınla söyledin. Almanlar bizim ülkemizin zararına olmayacak bir şeye ödül verirler mi kardeşim? Vermezler. Yalan mı? Tamam, tamam. Neyse, tamam. Sakin olun. Sakin olun ya. Bir serin olun. Hemen birbirinize girmeyin ya. Çocuk da haklı. Bilmiyoruz film ne anlatıyor. Hakikaten bilmiyoruz. Dediği gibi bir şeyse ne var bunda yani? Yasak, yasak, yasak nereye kadar? Dur bakalım, tamam. Elimizi korkak alıştırmayalım. Yarın bir eşi dostu bir yoklayalım. Bir alo diyelim bakalım. Belki buluruz. Sen yarın dükkana uğra. Eyvallah abi. Eyvallah. Ergun abi, gömleğin ne güzelmiş ya. Ergun birden Nevzat'a döndü. Ciddi mi diyorsun ya? Vallahi ben beğendim. Yok ben de beğendim canım. Ben de beğendim. Ben zaten seviyorum böyle renkli şeyleri. Eyvallah. Güzel değil mi? Güzel güzel, yakışmış. Canlı yani. Evet. Pantolonu da uymuş. Eyvallah kardeşim. Ben bulurum lan o filmi yarın. Vallahi bak. Yarın ben sana o filmi bulacağım bak görsen. Eyvallah abi ya. Eyvallah.
Niyazi görürsün sen diye kafa sallayarak sinsi çekildi. Rızalar karakolun önünde bekliyorlar. Komiserim hayırlı olsun ya. Sağ olasın. Hayırlı olsun başkomiserim. Yavaş Sinan'a bak ya. Allah tekerinize taş değdirmesin. Sağ olasın Sinan'ım, sağ olasın. Çok sağ olasın. Amin, amin. Ne oldu başkomiserim? Hayırlı bir haber mi var? Var Mehmet abi, var. İlçe Emniyet Karakolu araç teslim etti. Başkomiserim, davul zurna da getirsek mi acaba? Saçmalama bir şey ya, saçmalama. Olca olacak, Bahtiyar da bize koyun kessin burada. Olur mu öyle şey? Ya akım olur başkomiserim, memnun olur ya. Yok komiserim, koyun olur mu ya? Bizim ineği yatıralım, keselim. Ya Recep abi, sen de ineği satamadın, bana mı yutturmaya çalışıyorsun? Ne yapayım? Ha yok, yutturmak olur mu ya? Devlet-i Aliye için kurban olsun bizim inek, olur mu komiserim? Hayırdır başkomiserim? Ne oluyor ya? Önemli biri falan mı geliyor? Yok yok. Karakola araç geliyor. Ya ben de başbakan falan geliyor sandım ha. Recep abi de inek inek keselim deyince. Ya hay Allah senden razı olsun İdris. Sahilden buraya kadar tek başıma ettim. Canım çıktı ya. Çalışmayayım arabayı. Ya çalışsan iyi iteyim İdris. Hiç mi çalışmayayım memur bey? Tık mı yok yani? Ya hiç çalışmıyor işte. Hiç çalışmıyor. O yüzden itiyorsun. O da doğru. Yusuf polis aracının direksiyonunda. İdris yandan üç adam arkadan itiyor. Şöyle. Sağa yap hafif. Başkomiserim, bir resmi araç geliyor ama. Lan bak, içindeki de Yusuf. Ya bak hele bak kardeşim, duman çıkıyor ya. Aha! İterek getiriyorlar. Ama en azından kornöz çalışıyor. Güzel bozulmuş. Yalnız araba da araba. Yanıyor vallahi. Sinan bak, elimin tersindesin. Rivrim yapma, yapıştırırım. Adamın asabını bozma. Duman nedir ya? Aracı Rıza'nın önüne kadar ittiler. Kaputtan dumanlar yükseliyor. Selahattin, Sinan ve Bahtiyar suratlarını buruşturmuş, elleriyle dumanı yayıyorlar. Yusuf araçtan indi. Arkadaki adamlara elini kaldırarak teşekkür edip uğurladı. Mesut'la Recep kaputu açarken diğerleri de kafalarını uzattılar. Yükselen yoğun duman arasında dumanı yerleyerek geri çekildiler. Ne kimse baş edemez ha çocuklar. Şahin göğsünden çapraz, şerit bir bez sabitleyip silahları içine iliştirmiş. Çağatay ile Murat ötede ayaküstü sohbet ediyorlar. Şahin, huzur apartmanının çocuklar pastanenin önündeler. Elvan pastaneden çıkıp kollarını bağladı, hesap sorarcasına Şahin'e bakıyor. Şahin Elvan'ı fark edince Elvan hayırdır diye kaç kez etti. Nasılsın babacığım? Çocukları kovaladı. Nasılsın? Evet. Çalışıyorum Şahin. Nasıl olayım? Ya senin gibi oyun oynamıyorum. Ben de işte çalışıyorum Ergun Plak'ta. Ya bu nasıl çalışmak Şahin? Ya çocuk gibi boru üflüyorsun. Ama ben öyle çocuk gibi değil. Bak benim boru var ya, benimkiler fena. Çok güzel gidiyor yani, anlatamam sana. Fişek gibi gidiyor, bak şimdi bak. Ya Şahin hala devam ediyorsun ya. Bırakır mısın şunu? Bak izle ağaçım. Ya ne izlesi Şahin ya? Ya... Gözüm! Murat! Lan! Ay Şahin ya! Murat! 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 Ya işte böyle. De tatil diye bir şey çıkardılar, yeni adet. Hay şimdi yani bayram günü. Konu komşu gelecek. Yeni daha düğün yaptık. Hısım akraba gelecek, diyecekler ki yeni gelin damat nerede? Ne diyeceğiz? Diyorlar. Kumsalda güneşleniyorlar mı diyeceğiz? Ay Rukiye ablacığım, tamam haklısın. Ya bırak gitsinler. Ya böyle bir fırsat insanın hayatında kaç kere karşısına çıkar? Hem sen olsan gitmek istemez miydin? Yok isterdim tabii. Ben de isterdim de çocuk işte... Ne bileyim hani günler torbaya girmedi ya. İşte bunun için hani bayram mı olması gerekiyor? Tatil zamanı. Ne gibi başka zaman gitselerdi işte. Peki Necdi Hanımlar da mı gidecekmiş Rukiye abla? Onun başının altından çıkıyor bunlar hep zaten. Bizi ben konuşmayayım. Ya konuşursam kaynana oluyorum çünkü ben konuşmuyorum. Rukiye sinirliyken yaptığı gibi yine kucağında bir şeyleri didikliyor. Selahattin, Yusuf ve Rıza yüzlerinden düşen bin parça açık kaputun başındalar. Diğerleri geriden bakıyorlar. Tamam ya tamam. Su mu kaynat dedin Yusuf? Evet başkomiserim. Bence var ya, başkomiserim, radyatörü değiştirdiniz mi tamamdır bu. Canavar gibi olur. Tamam ya, bir şey yok, tamam. Doğru. Radyatör tamam. Ne? Radyatör tamam.
Oh, çok şükür ya. Ben de bir şey var zannettim başkomiserim. Tamam. Tamam, hadi siz de dağılın. Hadi uçağlarınızı, hadi. Yusuf, kapat sen de. Kapat. Kapının kapanmasıyla tampon düştü. Başkomiserim, tampon düştü. He mi Yusuf? Tampon da düştü. Ben de dünyaya göktaşı çarptı zannettim. Ama kapılar falan yerinde. Tamam, hadi dağılın, dağılın. Dışarılarınıza, hadi. Al tamponu yerden. Al tamponu yerden. Yüzüm, ya yüzüme geldi. Ah be abicim, ya ne yapıyorsun ya? Şahin, ne yapıyorsun? Adam askeri lise sınavına hazırlanıyor. Sağlık kontrolüne girecek. O kadar çalışıyor şimdi. Boşuna mı olacak ya? Ya... Ya Şahin, evet ama ya. Biraz dikkatli olur musun? Ya Murat, iyi misin ya? Ha? Var mı Şahin abicim? Şey, Çağatay abi. Bu kaç? 3. İyi, tamam. Bir şeyin yok. Dikkat et lan biraz. Bir santim sağdan soluna gelse kör olacak çocuk. Çıktı. Hadi bitti oyun, hadi. Dağılın bakayım, dağılın. Bırak bunu nereye? Çocuklar kaçtılar. Murat gözünü tam açamıyor. Sen de Mustafa bir gözünü yık abicim, hadi. Murat ya, iyisin değil mi yani? Hiçbir sorun yok değil mi? Fertik yani, hiçbir şey yok. İyiyim abi. Pef olmadın yani, değil mi? Ya boş olsa seni de korkuttum. Ha, evet ya, ben... Tamam, tamam, bir şey olmaz ona, boş ver. Hadi git bir yüzünü böyle bir su vur yüzüne. Tamam abicim? Hadi çalışmaya devam. Hadi geçmiş olsun. Ya, aferin geçmiş sana. Geçmiş olsun, kusura bakma Murat, çok üzüldüm ya. Oğlum biraz dikkat et ya. Yani... Sen dua et ki bazılarının ucuna böyle iğne koydum. Allah'tan o gelmedi ya. İğne mi koydun? İğne mi? Ya Şahin, sana inanamıyorum gerçekten. E ne yapayım? Yuh abi? Ya hakikaten yuh. Ne yapayım abiciğim ya? Aa, lütfen ya, sen de üstüme gelmeyin yani. Ben mi suçluyum bir tek bir ya? Dakika, Allah Allah. Bir dakika. Onlar ne? Şahin göğsünden bir külah çıkardı. Bunlar işte evden aldım. Şeyler, fiş. Bunlar... Fişler faturalar mı? Evet işte. Babamın bana verdiği, vergi iade zarfını doldurayım diye verdiği satış fişleri mi? Evet Çatatoy ya, evet kuzen. Oğlum sen ne yap, niye alıyorsun lan onları? Ya niye alıyorsun? Ama işte doldurdum, bitti yani Çatatoy. Bitti işim fişlerle, ben de onları aldım. Bir tane yerleştireceğim şimdi, babam görmesin ha, canımızı okur. Sen bu fişleri niye alıyorsun ya? Ya ne yapayım işte, işim bitmiştir diye ben de aldım yani. Ne yapayım Çatatoy yani? Ya ben... aferin Şahin, aferin. Allah'ım sen bana sabır. Bravo. Şey yap. Ya ne yapayım ama mavişim yani. Hep üstüme geliyorum sizde ya. Lütfen gelmeyin yani üstüme, çok sinirli. Bak çocuğun gözü de... Sus! Tamam, topla şunları. Nasıl toplayacağım? Lan nasıl toplayacaksan topla lan, topla. Babam bana hesabını soracak, topla! Ya nasıl ya toplayacağım? Çok var ama ya. Başla. Başla. Başla, ben başlayacağım sana. Ben sana başlayacağım. Hadi Şahin, yardım başlayacağım. Ediyoruz biz de. Hadi. Uzatma, uzatma. Uzatma, bir de tükürdün bunlara, şey yaptın, yaladın, yuttun. Bunları açacağız, bir de şey yapacağız ya. Tamam bak, bu kadar yeter mi? Vallahi şimdi yettireceğim ben sana. Şu halimize bak, kaç yaşında sokaktan külah topluyoruz ya. Külahları değiştiriz ha. Abicim gel, siz de toplayın. Bak, böyle fişler var ya. Gel, gel topla abicim. Bravo. Aferin size. Hadi hep beraber. Hadi. Topla. İşi bir yerden külahları topluyorlar. Nazlı elinde valizle salona geldi. Efendim? Ha? Bunun içine sığar mı eşyaların ya? Bak. Ay, sığar, sığar. Yoksa bir tane daha getireyim mi? Yok yok canım, yeter bu. Zaten 3 günlüğüne gidiyoruz Nazlı. Çok iyi bu, çok sağ ol. Vallahi. Evet. Ay, ne kadar güzel olacak Gülden ya. Senin için çok seviniyorum yani. Hem de güzel bir tatil yapmış olacaksın. Ay canım benim, ben daha çok Ahmet için istiyorum. Ya Ahmet bu ev parasını biriktirebilmek için o kadar çok çalıştı ki, çok yoruldu. Bu tatil ona çok iyi gelecek. Hazır öyle uygun fiyatlı bir yer bulmuşken de gidelim istedik. Çok doğru söylüyorsun. Keşke Ergun'la siz de gelseydiniz. Ya belki bir gün yani evlenirsek hep birlikte gideriz. Ay neden olmasın? Ne demek evlenirsek? Tabii ki evleneceksiniz. Hele bir siz evlenin de bak nasıl gezeceğiz bak. Ay inşallah Gülden. İnşallah. İnşallah arkadaşım. Boğaz'dan İstanbul manzarası. Külahlar orta sehpadaki borunun yanına yığılmış. Çağatay ve Şahin keyifsizce başında oturuyorlar. Ya kime sordun ya? Kime sordun da aldın bunları? Ya hangi akla hizmet kalktın bunları aldın? Anlamıyorum ya. Ya tamam ya Çatato, yeter işte, topladık toplayacağımız yani. Birkaç tane fiş eksik çıksın, ne olacak ya? Bir tane yerleştireceğim şimdi, ne demek eksik çıksın ne olur? Devlet işi bu. Ya açarlarsa, sayarlarsa, eksik olduğunu anlarlarsa... Sen o zaman ne olur biliyor musun?
babamı hapse atarlar. Ne? Eniştemi niye hapse atmasınlar? Niye atıyorlar ya? Ne yapacağız peki? Bilmiyorum. Şey, sabaha kadar oturacaksın. Ne? Konuşma. Bunların hepsini yazacaksın. Ben de gideceğim esnaftan fişmiş toplayacağım, onları ekleyeceğiz. Eve gelirken Çağatay elindeki külahları arkasına sakladı. Ne yapıyorsun sonra? Ders çalışıyoruz. Ne ders ya? Ergun Plak şey yapmış da. Şahin'e ödev vermiş. Bütün kasetlerin piyasaya çıkış senelerini işte filan onları ezberlemesi gerekiyormuş. Onun dersi. Lan fişleri yazdın mı fişleri? Yazdım. Yani bitti bitiyor. Ya yani çok az kaldı. Yani birkaç tane mi ne kaldı? Öyle bir bitiyor. Az kaldı. Ya tamam işte ya. Bırak sen plak kaset isimlerini de işini yap. Allah Allah. Hayta hayta dolaşıyorsun ya. Tamam baba, merak etme sen. Olacak şey diyor. Allah Allah. Vay arkadaş, adam bir girdi eve bir daha çıkmıyor ya. Ne yapsam, içeri mi girsem, kapıyı vurup direkt içeride mi konuşsam, ne yapsam ya? Ah! Fehim baba. Arun. Nasılsınız? İyiyim, sağ ol evladım, sen. İyiyim, iyiyim. Fehim baba, biraz vaktiniz var mı acaba? Var, var. Bir şey konuşmak istiyorum da. Tabii ya, konu ne? Vallahi böyle şimdi, yani ayaküstü de biraz nasıl anlatacağım tam bilemiyorum ama. Selamünaleyküm. Oo, aleyküm selam. Ya Dinir, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Fehmiciğim? İyidir ya, iyidir. Hoş geldin. Erun, ne diyordun sen? Ha, yok, önemli değil Fehmi baba. Gerçekten önemli değil. Yani sonra da konuşabiliriz, ben şey yapmayayım. Anladım. Siz nereden ayrılıyor ya? Otobüs biletlerimizi aldık. Ha. Malum bayramda bulamıyoruz. Önceden almak lazım, değil mi? İyi yapmışsın ya, iyi yapmışsın. Hayırdır babacığım, siz nereye? Oğlum işte siz nereye gideceğinizi, ne yapacağınızı bize söylüyor musunuz? Söylemiyorsunuz. Benim canım Ahmet'im. Biz de işte bir şeyler yapacağız. Boş durmayacağız tabii ya. Değil mi? Ya. Dünür, var mısın bir tavla atalım ha? Hadi gel bakalım. Hadi gel. Hadi hoşçakalın arkadaşlar. Ahmet elini keyifsizce direğe yasladı. 5 dakika sonra gelsen ölürsün çünkü 5 dakika sonra. Ne oldu ya? Ne oldu? Ne oldu şimdi? Ha, yok. Kendi kendime. Kendi kendime. Sen niye keyifsizsin? Kayınpeder, kayınvalide, Gülden ben. Bayramda burada yokuz ya. Şimdi bayramda annemizin, babamızın, eşimizin, dostumuzun, akrabalarımızın yanında olacağımıza... gideceğiz bir otelde tanımadığımız insanlarla olacağız. Gitmeyin o zaman. Ya bana kalsa gitmeyelim. Bence de gitmeyelim de. Şimdi söyleyemem Gülden'e. O kadar heves ettik. Kırılır. Bozulur bana. Ne bileyim, belki ona da bu tatil iyi gelir işte. Yani sıkıldı kız biliyorsun. Bizimkilerle yaşamak kolay değil. Bilmiyorum. Bilmiyorum da öğreneceğim inşallah. Ne diyorsun? Ha, kendi kendime yine. Kendi kendime. Ahmet gömleği fark etti. Ergun. Ha? Bir şey soracağım. Ha? Bu gömlek ne? Nesi var gömleğim ya? Biraz pembe biraz. Pembesi var, evet pembesi var, mavisi var. Pantolonundaki mavisinden. İçinde de var, ne anlamadım. Gömleğin sorun ne ya, ben anlamadım ya. Niye herkes benim gömleğimi soruyor abi? Ne oluyor, ben anlamıyorum ki. Bütün gün herkes gömleğimi taktı ya. Allah Allah. Tamam ulan, bir şey demedik. Tamam bir şey demedik. Kimse karışamaz abi, istediğimi giyerim ben. Ama mı uzattın be? Hayret bir şey. Uzatmadım abi, gömleği soran sensin. Gömleği soran sensin. Oğlum bayan gömleği gibi ya. Laf sokar gibi ya, laf sokar gibi. Yo estağfurullah, ne laf sokar? Ya bırak abi. Biraz böyle, nasıl denirsin? Aykın dükkana girdi. Ahmet apartmana yöneldi. Otobüse zor bilet bulduk. Bayram ya. Hiçbir firmada yer yok ya. Tabii ya. Millet anasının babasının yanına gidiyor memleketine. Bayramlaşmaya gidiyor. Öyle sizin gibi tatile giden azdır ya. Ya Dünür, keşke siz de gelseydiniz. Hep beraber olurduk, eğlenirdik ya. Ya Dünür, bizim bayramda ne işimiz var oralarda ya? Evin kapısı kapanır mı bayramda ya? İşte eş gelecek, dost gelecek, çoluk çocuk gelecek. Şimdi onların yüzüne kapayıp
biz bayramda tatile nasıl gideriz ya? Olur mu? Olmaz. Üç gün. Muzaffer Fehmi'nin sözlerinden etkilendi. Şuna da kaçıyorum böyle. Hadi bakalım. Güzel. Ya sana bir söyleyeyim mi? Bugün benim zarım kötü ya. Münir, kusura bakma. Sonra bir daha oynarız. Başka zaman oynarız ya. Hadi bana eyvallah. Biletlerin dolu ha. Hadi bakalım. Fehmi uzaklaştı. Muzaffer biletlerle keyifsizce arkasından bakıyor. Rukiye beyaz çiçekli mavi elbisesiyle mutfak masasında fasulye ayıklıyor. Canı sıkkın. Ahmet mutfağa girdi. Anneciğim. Kolay gelsin. Sağ ol çocuğum. Yemek mi yapıyorsun? Hı. Nazlı ile Gülden niye yardım etmiyorlar sana? Dur haber ver. Yok yok yok. İstemez. Ben yaparım. Onlar valiz hazırlıyorlar şimdi. Anne. Hı. Tatile gidiyoruz diye mi bu suratın böyle? Ne surat asacağım ayol? Allah Allah, surat falan asmıyorum, hayır. Gideceksiniz tabii, tatil işte en doğal hakkınız yani. Gençsiniz, gezeceksiniz de, dolaşacaksınız da. Da yani işte, bayram günü. Ne bileyim çocuğum, şey, hısım akraba gelecek yani. Ahmet sandalyeyi çekip annesinin yanına oturdu. Anne. Hı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Aslında bayram günü falan ben de hiç gitmek istemiyorum. İçime de sinmiyor. Gülden'i de kırmak istemiyorum. Öte yandan. Zaten adam akıllı bir ev tutamadık. Ne bileyim, şimdi gitmeyelim diyeceğim. Kırılacak. Ben istemiyorum. Of! Anneciğim ya. Of! Neyse, dur bakalım, dur. Üzülmez. Nazlı telefonun başında. Elinde dantel, kulağında ayızı. Erkun. Gözü mutfak kapısında. Yok, bence şimdi söyleme. Yok yok, şimdi söyleme. Yani yani o zaman iftardan sonra konuş bari. O zaman söyle. Deneyeceğim Nazlı canım. Çok hazırlıklıyım. Vallahi bütün gün buna çalıştım. Öyle güzel anlatacağım ki derdimi. Tereyağından kıl çeker gibi halledeceğim, sen hiç merak etme. Bu sefer tamam bu iş. Özledim kız seni. Hadi muk muk. Tamam. Bu sefer tamam abicim bu iş. Bu sefer tamam. Hadi oğlum, gazan mübarek olsun. Dükkandan sokağa çıktı. Basri Pastane'de otururken Muzaffer içeri girdi. Kolay gelsin. Oo, Muzaffer Bey, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz be ya? İyiyim be. Sami Usta, siz nasılsınız? Aynı be ya. Ya şimdi eve gidiyorum da şöyle tatlı bir şeyler alayım dedim. Al tabii be. Al tabii be. Hemen al. Hoş gerçi önümüz bayram. Dünyanın var yanında acayip güzel tatlılar yapmaya başlamıştır filan. Yok. Bizde öyle çok tatlı filan yapılmaz bayramda. Yapılmaz mı? Yok. Yapılmaz. Ha. İyi. O zaman ben sana keşgül vereyim. Onlar taze, yeni çıktı. Olur. Ben iki tane alayım orada. İki tane. Ha, iki tane. Yüzlü. Ben Muzaffer abinin en daha güzellerinden hazırla bakayım. Hemen ustacığım. Ha. Muzaffer Bey, unutmadan şey yapayım, ben söyleyeyim. Bayram şekeri aldınız mı? Şimdi bayram şekerini ne yapacağız? Gerek yok yani. Kime vereceğiz ki? Kime vereceğiz? Evet. Aa, ne kime vereceğiz? Bayram şekeri kime verilir? Kapıya gelen çocuklara verilir. Beş beş versin, üç üç versin. Ne kadar verirsen. Sami Usta, biz bayramda Antalya'ya tatile gidiyoruz. Nereye? Antalya. Bayramda. Tatil, evet. Yani tatili var ya, da tatile gidilir mi ya? Var ya, acayip güzel bir şey. Gün gelecek. Bayramlarda artık bayram olmayacak. Ha. Gün gelecek. Bayramların sadece adı bayram olacak. Kapılar kilitli. Sokaklar bomboş olacak. Çocuklar öpüp harçlık alabilecekleri bir el bulamayacaklar. Avucuna şeker doldurabileceğin bir el kapını çalmayacak.
gün gelecek, her şeyin olduğu gibi bayramın da anlamı tükenecek. Bayram duygusuyla değil, sözlükteki anlamıyla bilinecek. Ah! Herkese 46, 46 konuşuyorsun yine. Bir kere abi, bizim milletimiz öyle şeyler yapmaz. Bayramı varyam gibi kutlar değil mi? Evet. Ya, tatili de tatil gibi kutlar. Yapmaz bizde öyle şeyler, olmaz. Olmaz kardeşim. Varyam zamanı varyam kutlanır bir kere. İmen sağladın yine, imen sağladın. Bak bu sana Muzaffer Bey'e. Bu sene o ıcık yanılmış. Acık şey yapmış. Bu farkında olma. Demek onu iyi hesaplayamadı değil mi? Varyam zamanı yoksa tatilde niye şey yapacak değil mi? Varyamda varyam yapmak lazım değil mi? Tatilde tatil yapmak lazım değil mi? O zaman ne demek lazım? Varyam güzel şey demek lazım. Değil mi? Tamam. Hadi bakalım. Ergun muhtarlığa gelip çekine sıkılı içeri girdi. Selamünaleyküm. Hüseyin baba. Aleyküm selam Ergun ya. Hadi o gömleği giymişsin. Ah Fehmi baba, bir bilseniz. Niye çıkarmadığımı bir bilseniz. Neyse, çok merak etmiyorum ya. Neyse. Hayrola? Oturayım mı Fehmi baba? Tabii, tabii ya. Fehmi baba. hani şu mevzuyu konuşalım dedim ben, artık anlatayım. Ya, hangi mevzu? Ha o ya, yarım kalmıştı, anlatamamıştı. Ha, evet. Ha anlat bakayım, ne o? Vallahi yani pardon. Ergun'un oynattığı kalemliği falan düzeltti. Konuya da nasıl gireceğimi bilemiyorum Fehmi baba. Fehmi baba beni bilirsin. Ya evet biliyorum. Yani benim çocukluğumu bilirsin. Benim ta şu kadarlıktan. Ya Ergun oraya kadar gitme ya. Konuya kestirme. Sadede geldim. Sadede geliyorum, geliyorum. Çocukluğa falan hiç inme yani. Geliyorum. Gerek yok. Yani görüyorsun dükkanı da oturttum. İşim gücüm yolunda çok şükür. Allah'ıma bin şükür. Yerim belli, yurdum belli. Çok öyle eskisi gibi git gel, gel gitlerim de yok. Yani artık buradayım ben ve sabitim. O tam belli olmaz o. Tam belli olmaz. Sen sağ olsun gidip gelebilirsin yani. İlahi Fehmi baba, olur mu öyle şey? Aslında bu gidişlerimin sebebi de biraz aslında buraya dayanıyor. Biraz onunla alakalı aslında. Fehmi baba, belli bir yaşa geldik. Artık mutlu olmak istiyoruz. Yani yuva kurmak istiyoruz. Bir yuvamız olsun istiyoruz. Bir kız meselesi mi ya? Evet Fehmi baba. Ağzımdan aldınız vallahi. Üstümden büyük kalktı. ama tabii öyle herhangi bir kız değil. Öyle sıradan bir kız değil. Şimdi şöyle bir şey var. Tabii evlenmen lazım senin. Şart evlenmen ya. Şimdi bak Ergun, yani sen aslında tam evlenecek tipsin. Çünkü insan yani bu yaşta böyle evlenene kadar erkeksindir. Evlendikten sonra adam olur. Sen tam öyle bir tipsin. Senin hemen evlenmen lazım. Oh. Hemen yani. Bir an önce evlenmen lazım. Değil mi? Evet. Değil mi? Tip olarak buna çok uygun bir tipsin yani sen. Evet, erkeksin, evlenince adam olunuyor. Evet. İşte Fehmi baba, sizin de izniniz olursa... Ben ne karışırım ya? Ben, ne alakası var? Ne iznim olacak? Yani bu adet vardır işte. Senin annen baban giderler, kızın annesine söylerler. Kızın annesi de babasına söyler. İşte yani usulüne göre her şey hallolur. İşte ben bizimkilere söyledim Fehmi baba. Ama kızınkilerde bir şey oldu. Baş parmağını, işaret parmağını da ucuna yuvarlıyor. O pırtı. Böyle... Tıkanıklık ya. Evet, tıkandık. Ya, orada tıkandık. Bir yerde anladım. Adam da tıkandınız, adam da tıkandınız değil mi? adam demek... Kim o? Ben tanıyor muyum ya? İyi tanırsınız Fehmi baba, tanırsınız. Çok iyi tanırsınız.
Fehmi bir müddet düşünüp tamam ben anladım diye Ergun'la Dilek'i el ele gördüğü ana döndü. Dilek düştüğü için Ergun onu kaldırıp eli elinde ağrıyan bileğine bakmıştı. Tamam, teşekkür ederim. Güle güle canım. Ana dönüş. Fehmi'nin bakışları sabit. Demek o gidiş gelişlerin sebebi buymuş ha. Evet Fehmi baba. Peki. Fehmi bilmiş edasıyla müzikçe gülümsüyor. Kız. Bizim apartmanda değil mi? Evet Fehmi baba. Evet bizim apartmanda. Şu Ergun çok iyi düşünmüşsün ya. Ondan iyisini mi bulacaksın ya? Ergun donup kaldı. Nasıl yani? Fehmi baba, siz biliyor musunuz? Vay tabii. Biraz olur muyum ya? Dükkanda öyle gizli gizli buluşmalar falan. Ay çok utandım. Ay çok utandım ben Fehmi baba. Siz onları da mı biliyorsunuz? Ya biraz olur muyum ya? Ben muhtarım ya. Bu mahallenin muhtarıyım. Muhtar ne demek? Her şeyi biliyor demek ya. Her şeyi biliyorum ya. O da fısır fısır konuşmalar falan bilmez olur muyum ya bunlar? Efendim baba siz yani hiç kızmadınız mı? Ne kızacağım ya? Burada kızılacak ne var? Ergun hepimiz genç olduk ya. Ayıp söylemesi biz de sevdik ya. Ya. Tabii canım tabii. Yani neyse. Ergun sevinç gözyaşları döküyor. Bununla kızacak hiçbir şey yok. Ya. Kusura bakmayın Fehmi baba. Ben ne yapayım? Verin elinizi mi öpeyim? Ne yapayım ben? Hiçbir şey ya. Sen ilk bana mı açılıyorsun bu aşkına ya? Belli çok heyecanlandın yani... sen ya. Kıza söyledin mi? Ha iyi. Evet. Aa söyledim direkt bana açılıyorsun zannettim. Çok kötü oldun sen çünkü. Yok iyi. Ben hiç bu kadar iyi olmamıştım Fehmi baba. Yani ben ben ne diyeceğimi bilemiyorum ben. Ay ben size bir sarılsam mı ben? Yok ya gerek yok. Ne yaptık ki ya? Ne gerek var? Şimdi tamam sen o işi bana bırak. Tamamen bana bırak. Ben hallederim. O olur gibi ya. Tabii ya. Tabii ben Rukiye'yle konuşurum. O bir şekilde akşam hallederim ya. Bak sen hiç merak etme. Ben hiç merak etme. Fehmi baba, yani ben minnettarlığımı nasıl ifade etsem, yani... Ergun ayağa kalkıp Fehmi'nin ellerine uzandı. Minnetle yok tuttu. Yok ya, baba. Yok oğlum, tamam otur ya, otur. Otur ya, bunda hiç şey yapacak bir şey yok ya. Gerek yok, elini falan öpmeye hiç gerek yok. Daha, yani ne oldu ki ya? Sarılmak istiyorum vallahi. İnanın ben şu an sarılmak istiyorum, kendimi zor tutuyorum. Yok, iyi ki tutuyorsun ya, hiç gerek yok. Hiç gerek yok, sen tutmaya devam et kendini. Bir şey yapmadı ki daha ya. Daha hiçbir şey yapmadık. Daha bunun düğünü müğünü var ya. Düğünde sarılırız. Olabilir tabii canım ya. Babam. Efendim? Fehmi babam. Babam. Oh be. Rahat rahat şöyle Fehmi baba diyeyim ya. Babam. Fehmi garipsedi. O zaman ben sizi daha fazla işinizden alıkoymayayım. Koskoca mahallenin... muhtarını daha fazla meşgul etmeyin. Fehmi babamı. Çok mutluyum, çok mutluyum. Ayağa kalktı. Babacığım müsaadenizle. Güle güle. Kapıya kadar sırtını dönmeden yürüyerek çıkıp gitti. Fehmi şaşkın gözlerle arkasından bakıyor. Tuhaf herif ya. Bu aşkı da bir tuhaf ya. Çok işim var, çok. Masadaki çözme malzemelerini yanına aldı. Araladığı yerin tozunu alıyor. Bir ara durup kalbinin arkasından hayretle kapıya bakıldı. Necla askıda iki bluzla salona geldi. Bu ikisinden hangisini alayım diyorum ama... Bilmem ikisi de hoş. Aa tamam ikisini de alayım ben yani birini gece giyerim birini de sabah kahvaltıda sakın unutturma sana da bir terlik almamız lazım. Ya hayatım şimdi Antalya çok sıcaktır. Hı. Acaba diyorum biz... Sakın,
Sakın acaba deme Muzaffer. O acabaların arkasından ne geldiğini ben çok iyi biliyorum. Sakın, sakın. Bluzun biri etekli. Necla hışımla odaya döndü. Ay Ergun. Şaka yapmıyorsun değil mi? Hayır Nazlı canım, dedim ya, gayet olumlu karşıladı. Çok sevindim dedi. En doğrusunu yapmışsın dedi. Daha iyisini mi bulacaksın dedi. Ay dalga geçer gibi, şaka gibiydi yani. Hatta dedi ki sen hiç kafanı yorma. Ben evdekilerle konuşurum. Onları da ikna ederim. Sen bu işi bana bırak dedi ya. Babam benim, babam. O benim, babam ya, babam. Ay inanmıyorum ya. Ama işte neden yani bizi niye ikna edecek, ben onu anlamadım Ergun ya. Çünkü Ahmet'le Rukiye teyzenin bildiğini bilmiyor ya. O şimdi onları da ikna etmek zorunda kalacağını zannediyor. Ama sen tembih et ha, bildiklerini anlamasın. Yok. Sonra arkamdan iş çeviriniz der. Vallahi aramı bozarsın babacığımla. Doğru doğru. Yok yok, sen hiç merak etme. Ay Allah'ım. Allah'ım şükürler olsun. Ay inanamıyorum. Ay ben çok mutluyum. Kız ben şimdi seni bir kucaklayacağım, rezil olacağız mahalle ya. Şimdi ben gidip hemen şey yapayım, tamam mı? Bence de git, ben dükkanı yıkarken altında kalma. Tamam, anneme söyleyeyim, haber vereyim ben. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Nazlı koşarak gitti. Ulan ha, sabrettin, sabrettin. Sonunda başardın ulan. Evleniyorum ulan. Vallahi kalp spazmı geçireceğim ha. Niye sakin lan bu mahalle? Evleniyorum diyorum ulan. Evleniyorum ulan. Evleniyorum ulan. Uyumayın ulan. Uyumayın. Sokağa fırladı. Duyduk duymadık seni. Tüm mahalle. İyi oluyor Ergun. Neden açtıktan bu kadar sesini bunun? Soru sorma Sami abi. Bugün benim en mutlu günüm. Oyna, oyna. Ne oldu? Ne lan? Mahalle sakini Ali ile arkadaşı alkış teşkil ediyorlar. Ne lan? Ne? Allah Allah. Rezil olduk Ali ya. Herkese bakıyor bizi. Gel, 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 gel. En büyük aşkım. Ali'leri de oyuna kattı. Yoldan geçen onları izlemeye koyuluyor. Pencereden sohbet eden kadınlar da izliyorlar. Sütçü oynayarak aralarından geçip yoluna devam etti. Ergun alkış tutan yaşlı adamı da çağırıyor. Pastanede pide tezgahı kurulmuş. Üstü tezgahın başında pideleri satıyor. Kuyruk uzun. Köşedeki billboardda Çalsın Sazlar sinema filminin afişi var. Üzerine iliştirilmiş kağıtta bu akşam saat 9.30'da yazıyor. Çağatay oturma odasında işleri okurken Şahin vergiye rızasına geçiriyor. Bazı pencerede kalabalık dağılmış. Ergun'la bakışıyorlar. Çok iyi olanlar da habersiz. Masayı hazırlarken Nazlı neşeyle koşup koynuna sarıldı. Daimi. Fehmi'ciğim, beğendin mi yemeği? Eline sağlık Rukiye, çok güzel olmuş ya. Afiyet olsun. Ya fişler ne oldu oğlum, bitti mi? Bitti gibi, çok az kaldı. Çok az kaldı. Şahin nerede? Zarfın başında. Ya ne zor işmiş bu ya. Pef aldım yemin ediyorum ya. Öldüm açlıktan zaten. Kapıyı kilitledi çatıtoy ya. Ben nasıl yapacağım? Daha çok var. Bunları ben bitiremem ya. Şahin ders çalışıyor. Dedim ya Ergun abi ona plak listesi ezberletiyor. Ezber yapacakmış mı işte? Şeymiş mi? Çalışıyor çocuk ya. Aa, Ergun abi mi ezberletiyormuş? Ya şimdi Ergun dediniz de aklıma geldi Rukiye. Ergun bir şey söyledi bana. Şey dedi ya, evlenmek istiyormuş. Sonunda? Ya, gerçekten mi? Evet, evet.
Bugün geldi, bana açıldı ya. Sen ne dedin? Babacığım, ne dedin sen? Ne diyeceğim ya? Madem seviyor, evlenmek en güzeli dedim. Ne diyeceğim? Çok sağ ol baba. Beni şaşkın Nazlı'ya döndü. Bu niye bu kadar sevindi ya? Allah Allah. Şey, salatayı versene, salatayı. Babacığım, Ergun iyi çocuktur. Tabii, tabii. İşi gücü de yerinde. Tabii, tabii. Siz de onayladıysanız babacığım. Tabii, tabii. Ben Noah'a vereceğim ya. Ben Noah'a onay vereceğim. Annesi babası verecek onay. Nasıl yani? Bir dakika Fehmi'ciğim, ne konuştu Ergun seninle tam olarak? Ya işte... Nurten var ya. Nurten'in kızı var, Dilek. İşte o onu seviyormuş, evlenmek istiyor. Dilek mi? Nazlı. Pardon, Ergun abi babamdan dileği mi istiyor? Şişe... Allah Allah. Ya Rukiye, sen de Nurten'le bir konuş da aralarını yapalım ya. Sevaptır ya. Çok sevaptır vallahi. Rukiye. Tatlı mı? Var mı tatlı? Var. Sen niye öyle bulanık baktın ki bana? Yok yok Fehmiciğim. Aklıma başka bir şey. Dilek'le yani al. Allah Allah. Bak, görüyor musun? Tatlı ne var? Ay böyle güzel. Sütlaç yaptım. Nazlı doğurmuş. Karanlık gökyüzünde hilal ay. Vay benim Ergun abim be. Vay benim Ergun abim be. Yani sonunda gittin Fehmi abiyle konuştun yani, öyle mi? Vallahi konuştum butik. Çatır çatır ne varsa söyledim. Kaç güne istiyoruz oğlum Nazlı'yı? Bitti oğlum bu iş. Harikasın abi ya. Ya nasıl sevindim yemin ederim anlatamam ya. Şükür ya, şükür vallahi. Eyvallah kardeşim, eyvallah. Süpersin ya. Vallahi billahi. Aha yengemiz de geldi. Nazlı canım. Nazlı 10 karış süratle içeri girip gitsin diye Ali'ye baktı. Sen babama ne dedin Ergun? Ne dedim? Ne dedin? Bizi dedim. Sizi dedin. Sizi, yok bizi ikimizi, bizi ikimizi anlamadım. Ne demişim ya, anlamadım. Şöyle söylemişsin. Dileği sevdiğini ve onunla evlenmek istediğini söylemişsin. Ergun abi! Bir dakika ya, bir dakika. Hangi dileği ya? Nazlı Ali'yi gösterdi. Abi! Ya olur mu canım öyle şey? Ne dileği? Nereden çıkartıyorsunuz böyle şeyleri ya? Abi sen gittin, dileği mi istedin ya? Nasıl yani? Bir saniye. Nasıl ya? Ya oğlum abuk sabuk konuşma ya. Bir saniye, bir sakin olun da bir açıklayayım ya. Allah nasıl Allah. Diyor? Doğru söylüyor. Nasıl oldu bu iş? Ya Nazlı canım, bak ben Fehmi Baba'ya gittim, her şeyi anlattım ama belki o yanlış anlamış olabilir. Yani hani bizim apartmandan falan derken belki o dilek mi anladı acaba? Yanlış anladı demek ki ya. Vay be Ergun abi be. Ne vay be ya? Vay be Ergun abi be. Ben senin mutluluğun için elimden gelen her şeyi yapayım abi. Sen git en yakın arkadaşının, kardeşinin sevgilisine iş koy. Oğlum. Bravo abi sana. İş koy, çakacağım şimdi ha. Vay be. Bana her şeyi de ama çakacağım sana deme abi. Yazıklar olsun sana be abi. Yazıklar olsun. Oğlum. Ali gitti. Ya. Nazlı canım bir yanlış anlamı olmuş herhalde bir tanem. Yani şimdi heyecanlandı çocuk, onu anlatamam da sen anla beni yani. Bekir kahvede limonatasını yudumluyor. Bekir birader, duydun mu ya bizim Ergun Plak evleniyormuş ha? Duydum ya. Bugün bütün mahalleyi gezmiş, anons etmiş evlenelim diye. Allah Allah. Ya. Şey, kimle evleniyormuş biliyor musunuz? Kimle evleniyormuş? Kimle? Vallahi söylemedi ama çok sevinçli de ha. Demek çok sevdiği biri. Evlensin o, evlensin. Görürüm ben onu 5 sene sonra. Ah bekarlık, ah bekar diye sızıl sızıl gezecek bu sefer. Yine anons eder belki. Hoppala, lafmışım seninkisi Bekir birader. Neden böyle konuşuyorsun ya? Yani o kızı seviyorsa, kız onu seviyorsa, arada aşk varsa... yani evlilikten güzel şey mi var be? Hele diyene bak. Hele oturuşuna, hele kaligine, hele çorabına. Peki Mesut, sen niye
Yıldız bacıyla her gün kavga ediyorsun. Biz kavga etmiyoruz oğlum. Neydi? O kavga sayılmaz. O sevgi gösterisi. Öyle ya. Tabii. Seven adam kıskanır. Bağırır, çağırır. Tav olsa da gene de sever. Komik adamsa bile selam ya. Ama ben o Ergun'u göreceğim. Bak evlensin görürüm. Niyazi üzgün. Öylece oturuyor masada. Boğazına bir yumru oturmuş gibi yutkundu. Ahmet'le Gülden canları sıkkın. Mutfak masasında kahve içiyorlar. Aşkım. Efendim bir tanem. Şimdi biz cuma günü gideceğiz ya otobüsle. Hı hı. Nereden baksan 15-16 saat sürecek yani. Yani. Ha yani. Anladım. Sen gitmeyelim istiyorsun. Doğru mu? Yok yok. Hayır yok. Onu demek istemiyorum canım. Hani isterseniz ben sizi taksiyle götüreyim. Yani rahat ederiz. Senin arabanla mı? Hı, benim arabanla. Ama aşkım o kadar saat direksiyon başında yorulmayasın. Yok canım. Yapmadığım şey mi yani? Nasıl olsa. İyi tamam. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun hayatım. Sağ ol. Gülden'in keyfine diyecek yok. Ahmet sessizce kahvesini yudumladı. Şahin elinde kalemle koltukta uyuyakalmış. Çağatay ise yatağında uzandığı yerde kendinden geçmiş. Uyanıp Şahin'in dizine vurdu. Kalk. Kalk uyumak yok bitecek şunlar. Ne? Uyumak yok bitecek şunlar hadi kalk. Ya Çağatay çok yoruldum ben. Çok uyumak istiyorum vallahi bak. Çok fenayım yani. Hareket edemiyorum. Bak, kalk ben seni uyandırırım ha hadi. Abi. Yarın konuşma. Yarın daha esnaftan fiş toplanacak. Ondan sonra onlar da yazılacak buraya. Hadi kalk. Çok yoruldum. Vallahi yoruldum. Kalk. Dinle bana babamı uyandıracağız. Hadi. Senin kabahatin. Ya ben ne yaptım ya? Vallahi çok uykum var. Bak vallahi yemin ederim. Gürültü ettin. Ulan babamı uyandıracağım. Ben de şöyle uzun bir uykuya geçeyim. Ama çok ayıp değil mi bu ya? Sen... Ama bakacağım. Çağatay pikesini örtüp sırtını döndü. Şahin'in yatağı yapılmış ama o teknik koltukta. Orta sehpadaki işlerin başında. Sabah vakti. Ahmet gülümseyerek kahveye yürüyor. Masaların birinde ikili, öbüründe dörtlü oturanlar var. Selamünaleyküm. Muzaffer yalnız. Gel damat gel. Elini babacım. Öptü. Nasılsın? Sağ olun babacığım. Senden konuşacaklarım var. Hayırdır baba? Ya gerçi şu tatil meselesi. Gerçi siz de gitmek istiyorsunuz ama. Vallahi babacığım, yani ne yalan söyleyeyim. Ben pek git, hatta hiç gitmek istemiyorum ama Gülden'le Necla anne çok istekli. Akşam konuyu açacak oldum evde. Necla hemen ağzıma tıkadı. Sen şimdi Gülden'le konuşsan, onu ikna etsen, biz evde kalsak bayramda, şu bayramı hakkıyla, tadıyla yakışanı yapsak ya, güzel bir yaşasak ha? Vallahi babacığım çok iyi düşünmüşsünüz. De, Necla anneyi ikna ederseniz kolay olur gitmemek. Necla? Evet. İmkansız, ikna edemem. Çok zor. Vallahi Gülden de zor babacığım. Ya ne yapacağız o zaman? Hah! Yollar tıkalı desek? Dedik babacığım. Onu dedik mi ya? Dedik. Yılbaşında dedik yani. Yollar tıkalıydı, gidememiştik hani. Ya. Demezler mi hani yaz gününde yollar nasıl tıkalı oluyor diye? Ya nasıl tıkanacak? Ya. Ne yapacağız? Babacığım, belki bir yerlerimizi kırarsak gitmeyebiliriz. Yani mesela ayağımızı çatlatabiliriz, illa kırmamız da gerekmiyor. Yok canım yok. Öyle ayağımız falan çatlayacaksa kalkalım adam gibi gidelim. Babacığım. Gerçekten kırılmayacak, gerçekten çatlamayacak. Nasıl olacak? Ben halledeceğim. Ya oğlum manyak mısın sen ya? Manyak mısın sen? Dilek benim kız kardeşim. Abuk subuk konuşma ya. Kaç yaşında kızcağız sen? Delirdin mi ya? Fehim baba yanlış anlamış. Yani istemeyeceksiniz yani Dilek'i. İstemeyeceksin değil mi? Bilmiyorum daha karar vermedim. Vallahi çakacağım elimin tersine şimdi. Hala istemeyeceksin değil mi diyor ya? Oğlum ne istemesi delirtme beni.
Ulan bu mahallede benim Nazlı'yı ne kadar sevdiğimi en çok bilen adamlardan birisin. Helga'dan boşanmaya çalışıyorum. Nazlı'yla söz kesmeye çalışıyorum, evlenmeye çalışıyorum. Tövbe estağfurullah, araya bir de git. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, hasbinallah ya. Ya tamam abi, niye hemen şey yapıyorsun ya? Niye hemen yükseliyorsun? Ne bileyim abi? Abi bilmiyor musun? Direkt benim yumuşak tarafım abi. Yani böyle bir şeyi ben Nazlı'dan duyunca bir anda kendimi kaybettim abi. Yani ben kızla evlenmeyi düşünüyorum. Tamam. Yani ondan başkasını benim gözüm görmüyor abi. Yani tamam. Annesine bir sürü şey yapıyor. Ondan sonra yapıyor olsam bile, annesi beni istemiyor olsa bile ben onu istiyorum abi, ben biliyorsun yani. Ben yavaşla motorun soğusun yani, tamam. Tamam lan, uzatma, uzatma. Alttan aldık, tepemize çıkma. Da ama yani abi biliyorsun işte, ben yani seviyorum yani Dile'yi. Böyle şey olunca da... Allah Allah, biliyorum oğlum, biliyorum ya, biliyorum ya. Beni delirtme butik. Ya sen benden nasıl böyle bir şey bekliyorsun ya? Nasıl benden böyle bir şey beklersin sen ya? Ben senin Dile'yi sevdiğini bilmiyor muyum kardeşim? Yani ne bileyim abi, işte ben dün gece... Sahurda üzüntümden hiçbir şey yiyemedim abi, yani düşün yani şu an midem sırtıma yapıştı, o kadar da şeyim yani. Tamam lan tamam, iftarda çıkartırsın acısını, tamam. Ağlama burada. Butik burada mısın? Olmaz olaydı. Butik burada mısın? Buradayım. Burada olmaman lazım. Tamam, Butik Ali İthalat İhracat Ticaret YTT ŞTİ'yi nerede olmanızı isterse orada olur o zaman. Sana işim düştü, gel. Aha, emin olur. Butik Ali. Hedip peşine düşüp gitti. Recep ve Sami berberin önünde tavla oynarken Mehmet karşıdan onları seyrediyor. Sami, Fatoğan'a pilav da yapıyor mu akşamı? Aa evet, yapıyor. Vallahi Mehmet abi, dünden başladı hazırlıklar ha. Acayip heyecanlı o da. Meyveler de benden. Aa, ne oldu ya, niye sevinmediniz? Mustafa, koskoca başkan olur, utanmıyor musun ya? Sen daha önce de meyve koyuyordun masaya. Hiç. Tamam Recep abi, çaylar da benden. Başka? Allah Allah. Sevgili esnaf vatandaşlarım, sevgili vatandaşlarım. Ulan yüz verdikçe hastalarını istiyorsunuz ama. İyi tamam, dondurmalar da benden. Helal! Yaşa! Mustafa Balkan, görüyorsun. Helal, aferin, bravo. Hem de o Sami'nin uyduruk dondurması değil, yukarıki pastaneden alacağım, güzel dondurma. Helal! Ülkeden o pastanenin dondurmasını biliyorum ben. Onlar süt tozu kullanıyor. Dedi ki, gerçek inek sütü. Ya yapar mıyım hiç öyle şey? Ha? Seni o pastaneyle aldatır mıyım? Güzel Sami. Helal, vallahi helal. Bu zaten en çok oyu ben verdim sana. Tek başına mı? 8-10 tane böyle 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 bastım işte. Sen de. Sen var. Mutfakta iftar hazırlıkları. Ay. Rukiye abla. Ya biz bu yemekleri hep sen de yapıyoruz. Vallahi hakkın geçiyor ha. Ay aşk olsun be çocuğum, olur mu öyle şey? Hep beraber yiyeceğiz sonuçta. Hem sonra Yıldızcığım, Rukiye abla bugüne bugün muhtar karısı. Dokunur mu kız hiç ona? Rukiye, yemekler hazır mı ya? Hazır Fevcim, hazırlıyoruz işte. Aa, aa. Ya pilav yapmışsınız, Sami'nin annesi yapacaktı pilavı. Ne gerek var ya, siz başka şey yapın ya. Yok ayol, o pilav değil, o dolma içiyor. Biz hazırlıyoruz, sen merak etme, yetiştireceğiz biz. Evet Fehmi abi ya, üzme sen kendini. Bak biz hepimiz yetiştiririz evelallah. Rukiye, sen Nurten'e söyledin mi o mevzuyu? Yok, onu ben sonra şey yaparım. Sonra. Ama sen böyle olmaz ki, ayağımızın altında olmasan bir hava al, bir sürü işimiz gücümüz var benim. Hadi canım, hadi. Hadi bakalım, hadi bakalım. Benim mutfaktan ayrıldı. Nurten kaygıyla Rukiye'ye bakıyor. Kız Rukiye abla, o ne mevzusuydu o Fehmi abi söyledi? Çok bir şey be Nurten, önemli bir şey değil. Nurten masadan kalktı. Rukiye abla, bak önemli bir şey değil de olmaz mı iş? Eğer sen bana bunu söylemezsen, ben meraktan ortadan çat diye ikiye ayrılırım. Nedir bu mevzu ya Fehmi abinin söylediği? Rukiye dudaklarını kısıp put gibi kala kaldı. Dokucuyla önemli bir şey değil ya diyerek kıvranıyor. Fahlani, Ali leğende alçı karıştırıyor. Ali'ciğim, sen emin misin bu işin böyle yapıldığını? Bana her şeyi de Ahmet abi ama... Emin misin bu işin böyle yapıldığına deme abi. Hastaneye gitsiniz, böyle ortopedi uzmanı bulamazsınız abi. Kimin ayağını sarıyor, durun seni. Ahmet, Ahmet. Estağfurullah babacığım, siz dururken. Damat, Ahmet'i yapalım.
Babacığım, bana inanmazlar. Niye? Ben daha geçen hani yüzükle ilgili elimi yaraladım ya. Yani mümkün değil. Eğer bu tatile gitmek istemiyorsak sizin ayağınızı alçıya alacağız. Tamam. Madem öyle Ali'cim hadi başlayalım sar. Buyurun ha. Buyurun. Bir dakika babacığım. Ali böyle herkesin içinde olmaz. Görürüz. Zula'ya kahvenin içine. Buyurun. Biliyorsun değil mi? Ay, buyurun. Gerekli malzemeleri alarak içeri yöneldiler. Nevzat Ergun Pilar girdi. Ooo Nevzat abi hoş geldin. Ne haber? Ya abi uğra demiştin. Ne oldu bizim film işi? Hallettim. Abi senin canını yiyeyim ben ya. Ne demek ya? Saçmalama. Lafım olur. Al bakalım. Hakkari'de bir mevsim. Abi çok sağ ol ya. Eyvallah. Niyazi rızalarla karakoldan çıkmış geliyor. Niyazi. Sen emin misin bunda yasa dışı bir şeyler olduğunu? Eminim tabii başkomiserim. Eminim. Kendi kulaklarımla duydum. Başkomiserim aracı hazırlatayım mı? Nasıl hazırlatacaksın Selahattin? Karbüratörünü, radyatörünü mi değiştireceksin? Ne yapacaksın? Bobinini, sekmanını, memesini mi değiştireceksin? Nasıl hazırlatacaksın arabayı? Ya yok başkomiserim, arkadan park yerinden getireyim mi diye soruyorum. Yok kalsın, arkadan park yerinde kalsın. Boş ver. Peki başkomiserim. Biz nereye gidiyoruz Selahattin? Ergun Plak'a. Ergun Plak nerede? Şurada. Arabayı niye hazırlatacaksın o zaman Selahattin? Haklısınız başkomiserim. Gitmiyor muyuz başkomiserim? Çorabımı çekmek için durduk kaldık burada. Niye durduk? Sen kal burada biz gidiyoruz. Evet. Gül ayrılırken Niyazi suratını astı, bekliyor. Muzaffer'in ayağı alçılı. Ahmet beline dolanmış kahveden çıkartıyor Ali peşlerinde. Nasıl olmuş? Butik. Çok şaşırdım. 10 numara olmuş. Butik Ali. Eline sağlık. Sağlık. Efendim her türlü sıva, badana, alçı, fayans işleri elimden gelir. Butik Ali ithalat, ihracat, ticaret, LTT, ŞT'yi iftar ve gururla sular. Babacığım. Hadi eve gidip bizimkileri tatilden vazgeçirelim. Gidelim ya. Efendim, izninizle yalnız ilk olarak alçıya ben imza atmak isterim. Kadın çıkardı. At. Kim imzan güzel mi? At bakalım. Muzaffer kumaş pantolonunu diz altına kadar kıvırıp ayakkabısının arkasına basmış. Dizine doğru uzanan alçılı ayağını uzattı. Ali üzerine keçeli kalemle Butik Ali yazıyor. Ne yapıyorsun sen? Silahını çıkartmış. Sugun yerini. Başkomiserim içeride iki kişiler tehlikeli olabilirler ya. Silahattin sugun yerini. Ya içerideki bizim Ergun lan Nevzat. Ne kadar tehlikeli olabilirler ya? Ne kadar tehlikeli olabilirler? Peki başkomiserim. La ilahe illallah ya. Sen burada bekle beni. Baş üstüne başkomiserim. Rıza içeri giriyor. Saçmalama ya. Açık gidiyorum ya. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Komiserim. Başkomiserim Ergun. Başkomiserim. Ne yapıyorsunuz burada uşaklar? Vallahi ne yapalım komiserim işte. Başkomiserim. Sen ne saklıyorsun orada? Arkanda ne saklıyorsun Ergun? Nerede? Neyi saklayacağım başkomiserim? Ver bakalım nedir o ya? Ne saklıyorsun orada? Ver bakalım onu bana. Abimin kaseti, düğün kaseti de başkomiserim. Abim evlendi de onun düğün, abimin... Ver bakalım, ver. Abin evlendi. Hakkari'de bir mevsim. Abin Hakkari'de mi evlendi? Evet, orada evlendi. Ya sen git ta oraya, aşık ol. Kızı sev. Bunların aile kalk buradan Hakkari'ye. Kızı iste, al, düğün yap. Civcivci uşak Ergun. İşin gücün riv. Biz bilmiyor muyuz düğünü, Hakkari'de kaç mevsim olduğunu Ergun? He? Bu kaset yasaklı değil mi? Bu kaset yasaklı değil mi? Öyle başkomiserim. Sende yasaklı kaset mi var Ergun? Yok. Ergun sende yasaklı kaset mi var? Yok başkomiserim. Ergun abinin bir suçu yok. Bu kaset benim. Ben getirdim. Ben verdim. Bak. Kırmızı galatlı uşak kahramanlık peşinde. Seni kurtarmaya çalışıyor. Bu kaset benim. Ergun, bu kasetin sende ne işi var? Gülden'le Necla Rukiye'nin salonundalar. Yarın ben alışverişe çıkacağım maya almak için. Sen de gel istersen Gülden'cim. Anneciğim benim maya ihtiyacım yok, hepsi yeni. Öyle mi? Ne alacaksın? Vallahi bilmiyorum, bakacağım herhalde siyah bir şey alırım diye düşünüyorum. Bakıyorum. Aa, Muzaffer amca ne oldu?
Sorma kızım, sorma. Babacığım, geçmiş olsun. Ne oldu baba? Alayım baba. Görünmez kaza, boşluğa basınca ayağı çatlattık kızım. Ay, ay, ya, babacığım, ay, acıyor. Yaptın Zafer, ne yaptın? Sorma, en az iki ay alçıda... Bir ay yeter. Ha, bir ay alçıda kalacak. Acıyor mu? Biraz kızım ya. Ay Allah ya, tam da tatile gidecekken gördün mü sen şimdi? Ay ne tatili Ahmet ya? Buyur babamın baba. Ayağı burada ne olmuş, sen hala tatilden bahsediyorsun. Aa. Değil mi hayat? Değil mi? Buyurun baba. Bu ayakta da tabii gidilmez tatile, değil mi? Gidemeyiz. Koltuğa tutturdular. Ay ne oluyor? Geçmiş olsun. Ya. Görünmez kaza efendim. Değil mi? Çatlattık ayağı ya. Evet. Vay Allah. Ya. Zahir'in de kaset bakışlarını Nevzat'a dikmiş. Yani başkomiserim, bir öğretmenin Hakkari'de yaşadığı bir mevsimi, kış mevsimini anlatıyor. Oradaki zorlukları anlatıyor. Söyleyin ya, şu filmde yasaklanacak ne var? O zaman biz kışı da yasaklayalım, Hakkari'de yaşamayı da yasaklayalım abi. Asistan söyleyin komiserim. Bir kere başkomiserim, onu bir düzeltelim. Ya bunu bir düzeltelim bu şartları ya. Komiserim nedir ya? Başkomiserim. Hep birlikte bir söyleyelim bunu, düzeltelim. Başkomiserim. Bu kadar zor olmamalı bu ya. Başkomiserim. Ergun. Söyleyelim mi şimdi? Başına baş koyacaksın. Bu kadar basit ya. Bu kadar basit ya. Başkomiserim. Söyle bakayım Ergun. Başkomiserim. Evet sen de söyle. Başkomiserim. Nevzat. Başkomiserim. Hep birlikte başkomiserim. Başkomiserim. Bu kadar basit. Bunu uzatmaya gerek yok bu kadar ya. Bence de uzatmayalım. Söylediklerinde haklısın, doğru. Ben Hakkari'de görev yaptım. Oranın karı kışı soğuk olur, evet. Yani pek yasaklanacak bir şey de değil gibi. Ya değil başkomiserim, vallahi değil ya. Yani bu nedir yani? Filmler yasak, okumak yasak, yazmak yasak, almak yasak, satmak yasak. Ya nereye kadar komiserim, yasak. Ya şu... Ergun, sen de fırsatını buldun, hemen anarşist revirler peşindesin. Hemen! Tamam. Tamam Yaza, sen gidebilirsin. Sıkıntı yok. Bu film bende kalsın. Ben bunu bir izleyeyim bakayım. Nedir, ne değildir, yasaklı bir şey var mı? Bakayım ona ben. Tamam mı? Sağ ol başkomiserim. Hadi bakalım. Nevzat elinde hiç düşürmediği gazetesiyle dükkandan çıktı. Ergun! Sende de böyle kaçak kuçak işleri görmeyeyim. Ağzını burnunu kırarım senin. Tamam komiserim, emrettiğiniz gibi yani ben... Komiserim, hala komiserim. Başkomiserim. Başkomiserim. Ağzını burnunu kırarım senin. Tamam mı? Tamam. O gömleği de çıkar ya. Bu ne biçim gömlek öyle? Ergun nesi varmış diye gömleğe baktı. Çıkar o gömleği ya. Ya çıkar şunu ya. Komiserin nesi var gömleğini ya? Daha nesi olsun? Halini cüllü gömlek giymişsin. Çiçek açmışsın Ergun. Ne? Halini cüllü gömlek giymişsin. Giyme öyle gömlek değil, giyme ya. Olur mu? Çıkar o gömleği. Bu nedir ya? Çıkar o gömleği. Delikanlı adamsın, çıkar o gömleği. Yakışmamış sana. Tamam mı? Tamam komiserim. İyi. Hadi görüşürüz Ergun. Rıza Selahattin'i alıp gitti. Revirci uçak mı? Revirci uçak. Sanki kendi çok anlıyor giyinmekten de. Herkes taktı gömleği ya. Çıkarmayacağım lan gömleği. Nazlım dikti lan bu gömleği. Çıkarmayacağım lan gömleği. Çıkarmıyorum gömleği. Ergun o kadar öfkeden sonra gömleğe bakıp yumuşadı. Müzaffer'in ayağı sehpaya uzatılmış. Altında minder var. Vicdan memnuniyetsizce alçılı bacağı seyrediyor. Muzaffer Bey, tatil önce nasıl kırdınız bu ayağı? Kırık değil Necdaç, çatlakmış. 2-3 haftaya kadar çıkarılacak. Bayramda hiç kımıldatma dedi butik. Ama doktor. Butik imza attı ya, kafamı kaldırdı. Ya vallahi geçmiş olsun Dünür ya. Sağ ol. Ya şimdi çok da zordur bu yaşlarda falan, çok tehlikeli ya. Böyle bir kırık varsa bir sene kalması lazım o alçının ya. Doğrudur efendim, doğrudur Fehmi Beyciğim. Neyse artık biz kalkalım. Heh, yani kalkalım. İftar vakti, sizi epi oyaladık zaten. Yok, evet, hadi kalkalım. Ben bırakayım sizi. Yok, gerek yok. Çocuğum, daha gideriz herhalde. Ay dikkat et baba. Baba dikkat et. Bıraksaydın. Denizde bir yolculuk gibi. Ya Rufiye hadi ya, geç kalıyoruz ya. Misafirler uğurlanmış. Gülenciğim bu kadar üzülme.
Sonuçta babanın ayağı kırılmadı, sadece çatladı. Yani gerçi tatile gidemeyeceğiz, ben de çok üzüldüm ama tabii sağlık daha önemli. Ne diyorsun Ahmet ya? Ne sağ? Tabii ki babam için üzülüyorum ben. Tatile falan gitmek istemiyordum zaten. Yani keşke böyle kötü bir olay olmasaydı, biz yine burada evimizde otursaydık yani. Ahmet idrak etmeye çalışıyor. Bir dakika. Yani sen tatile gitmek istemiyor muydun? Hayır Ahmetciğim, istemiyorum tabii ki. Ben, sen çok çalışıp yoruldun. Belki tatilde biraz kafanı dinlersin diye istiyordum. Karıcığım, bunu niye daha önce söylemedin? O zaman babanın ayağı kırılma, aman çatlamazdı. Nasıl? Ya onu biz bayramda tatile gitmeyelim diye biz uydurduk onu. Babanın ayağı safasağlam, hiçbir şey yok. Butik onu alçıya aldırdı, yani biz onu alçıya aldırdık. Siz mi alçıya aldırdınız? Evet baba, bayramda hep beraber olalım diye. Babacığım, bizim bayramda otelde ne işimiz var? Yani sizinle beraber olamadıktan sonra bayramın ne anlamı var? Ha, sahtekarlık yaptınız ha. Resmen sahtekarlık. Yalancılık ya. Bu bildiğin yalancılık. Neymiş efendim, aile bir arada olacakmış. Hah, hadi ya. Neymiş, bir arada oluyor. Hah. Biraz böyle beyaz bir yalan ya, pembe bir yalan. Aslında haklısın ama şey, yani yararlı bir yalan. Bizim ailenin bir arada olması için söylenen bir yalan. Yararlı bir yalan tabii. Şimdi düşünüyorum da bazen Rukiye beni hiç istemediğim falan bir yere götürmek istiyor. Bu alçı fikri çok iyi ya. Alçı fikri harika ya. Çok iyi fikir. Alçı fikri çok iyi fikir. Gülden keyifle gülümsüyor. Bak şimdi bak. Dikkat ediyorum, düşünüyorum fakat sinirlenmiyorum ya. Alçı fikri çok iyi çünkü. Düşündüğüm zaman genelde sinirlenirim ben. Tabii. Bak. Hey. Senden de özür dilerim hayatım. Yalan söyledik ama. Evet, çok iyi. Refik, al bakayım, dağıt oğlum. Dağıt şuraya, dağıt bunları. İşinleri. Hadi nerede kaldı bu Sami Kaya? Refik, sor bakayım oğlum. Pideler nerede kaldı? Hadi. Hadi beyler. Biraz acele. Top patladı, patlayacak. Dur bir dakika. Bunları ne yapıyorsun sen? Şöyle herkese bir tane. Tamam işte. Danyal, not al bakalım eksikleri. Neler eksik? Bir bak bakalım. Domates, biber vesaire. Her şeyden şöyle bol bol alınsın. Başüstüne tamam. Efendim. Hemen not alıyorum. Ha. Bu bardaklar buranın tamam. Bak diğer şunları uzat. Tamam Rukiye. Rukiye hadi ya, bitmedi mi daha işiniz? Tamam. Tamam efendim, hazır şey. Çocuklar tencereleri alsınlar, hazır. Tamam. Çocuklar Çağatay. Geldim baba. Hadi annenize yardım edin ya. Annenize yardım edin. Tamam baba. Bu arada vergi iade zarfı doldurmamı istedin ya. Ha, fişleri bitirdin mi? Bitirdim. Aferin ya. Sen bir söyleyeyim mi? Hiç umudum yoktu, aferin ya. Aşk olsun baba, benim için çocuk oyuncağı. Şu yani bana sormuştun ya baba, bunu niye dolduruyoruz diye. Şimdi söyleyebilirim artık. Neden? Şimdi bunu doldurup vergi dairesine verdiğin zaman böyle bir miktar sana para veriyorlar. O para artık senin hakkın sayılır ya. Nasıl ya, değil mi? Abi ya işte çalıştım, bir nevi çalıştım. Çalıştım demek bu. Yani koca adam da oldu. Bayram da geliyor. Bayramlığını hala biz mi alacağız? Git efendi bayramlığını al ya. Sağ ol baba. Boynuna sarıldı. Ben gidiyorum o zaman. Hadi bakalım. Tamam. Gidin kendime bayramlık alın. Hadi git al. Elinde verdiği iade zarfıyla çıkıp giderken Fehmi haline güldü. Rukiye! Geldik Fehmi'ciğim, tamam. Rukiye! Gün batımı, İstanbul manzarası. İftar vakti. Çınar altındaki masalar hazırlanmış. Ezan bekleniyor. Fehmi ailesiyle aynı masaya sıralanmış. Mahallenin tanınmışları bir arada ama Fehmi'nin yanında bir de yabancı evet, adam var. Evet, Ramazan'ı da bitirdik bakalım. Hadi hayırlısıyla önümüz bayram. Vallahi ne kadar çabuk geçti değil mi? Ha, senin için çabuk geçer tabii. Oruç mu tuttun ki sen? Aşk olsun. Hastayım ya ben. Ondan tutamadım. Hocanın yanında böyle şeyler söylenir mi yani? Evet ya, ne kadar kaldı? Vallahi 5 dakika falan var Fehmi baba. Ya, hocam buyurun. Söz sizde artık.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne lil muttakine mefazen hadaika ve a'naben ve kevaibe etraben ve ke'sen dihaka. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربي مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلامة على الحاضرين إلى يوم الدين ربنا تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا بحق سر سورة الفاتحة Eller göğe açıldı, dua ediyorlar. Elvan, Nurten, Yıldız ve Dilek masanın devamında yan yana sıralanmışlar. Sonu bayrama çıkan koskoca bir ayı da geride bırakmıştık. 84 senesinin Ramazan ayına dair hatırladığım tüm güzel hatıralar bu güzel insanlarla bu mahallede yaşanmıştı. O bayram Muzaffer Baba'nın ayağını bahane edip tatile gitmedik. İyi ki de öyle olmuş. Çünkü 30 yıl sonra bayramların bize sadece tatili ifade edeceğini o yıllarda daha bilmiyorduk. Keşke hiç öğrenmeseydik. Mahalleli hep bir arada iftar yaparken resim dondu. 120. bölüm sonu. Bu filmin betimlemesi TRT tarafından Sesi Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. Erişim www.sesibetimlemedernegi.com. Muzaffer Yalçın Özden, Necla Gülseren Gültunca, Yıldız Özden Balcı, Polis Yusuf Burak Yılmaz, Danyal Caner Karauç, Sinan Ali Fuat Pekseren, Refik Ahmet İkinci, Osman Diyar Karadaş, Güçlü Umut Vardarlı, Kader Zeycan Gürbüz. Dönen bir çemberin boşluklarından ışık hürmesi süzülüyor. Şarkının ortasında yazan Mint Made in Türkiye yüzü havalanıp yüzüne geçti.